İyi geceler diliyoruz. Uluslararası gündemle karşınızdayız. Bugün önemli konuklarımız var yine. Haşmet Babaoğlu, Sabah Gazetesi yazarı, gazeteci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Doktor Barış Ertem, İstanbul Teknik Üniversitesi. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olun. Ve siyaset bilimci, doçent doktor Oğuzhan Bilgin. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Işık var. Barış Hoca ile başlayalım. Bu Yunanistan'ın son tacizi. Evet. Şimdi öyle bir anda yapıyorlar ki, bir taraftan işte Mora Katliamı'nın 200. yıl dönümü, diğer taraftan Dede Ağaç'ta tam burnumuzun dibinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir tatbikat başlıyor. Tam o ikisinin kesiştiği sırada üstüne üstlük NATO müttefiki komşu dinlemeden, uluslararası hukuku da dinlemeden bir taciz. Bunun tabii yani bunu herkes biliyor artık. Yani Yunanistan bu işleri böyle kendi başına yapamaz. İşte Biden'dan cesaret aldı. Avrupa Birliği arkasında, Fransa, Almanya vesaire. Ama bunun üst okuması nedir? Yani fotoğrafın genelinde biz ne görmeliyiz? Şimdi, Yunanistan bunları yapa Türkiye'yi bir savaşa mı sürüklemeye çalışıyor? Başkalarının maşası olarak neyi amaçlıyor olabilir? Yok şey ya, ben öncelikle en son sorudan başlayayım. Bu sık sık zaten soruluyor. Herkes birbirine soruyor. Nacizane bana da zaman zaman soruyorlar. Bunun bir savaşla sonuçlanacağını veya Yunanistan'da Türkiye arasında bir savaş amaçladığını düşünmüyorum ben açıkçası. Ancak gerilim mümkün olduğu kadar yükseltme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu TCG Çeşme gemisi olayında ne olduğunu bir özetlemek lazım. Çünkü o konu henüz taze, iki gün geçti üzerinden. Ne olup ne bittiğini bir özetlemek gerekiyor. Orada yaşadığımız olay bizim bir araştırma gemimizin, sismik araştırma değil, bir bilimsel araştırma gemimizin, sivil donanımlı, donanmaya ait ama sivil donanımlı bir gemimizin, ki burada haritası var, şurada Navtex yayınlanan yerde bölge işaretlenmiş, uluslararası sularda ve uluslararası anlaşmalara uygun şekilde hidrografik araştırmalar yaparken Yunan uçakları tarafından düşmanca davranışa uğraması. Yani bu bir taciz veya düşmanca düşünceden ziyade düşmanca harekettir. Diplomaside düşmanca düşünce ve düşmanca davranış birbirinden farklı. Bu düşmanca davranıştır. Ne yapıyor uçaklar? Bizim gemimizin neredeyse yaşam sahası diyebileceğimiz 1000 metre yakınına kadar iniyor. Oradan solüp patlamayla büyük olasılıkla uçuyor ve çap fişeği bırakıyor. Yani uçakların güdümlü füzelere karşı kullandığı metal parçalarından bırakıyor. Bu hem personele zarar verebilir gemide, hem geminin kendisine zarar verebilir. Yani açık bir şekilde tacizden de ziyade bir düşmanca davranışla karşılaşıyor bizim gemimiz. Tabii ki buna hemen karşılık veriliyor. Buradaki karşılık nedir? Büyük bir olasılıkla Türk uçakları da havalandılar ve gemimizi korudular. Ve bu şekilde bir tacizle, bir düşman davranışla karşı karşıya kalıyoruz. Bu belki de bizim Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde bu Navtex ilanları, incelemeler başladığından beri karşılaştığımız en ciddi düşmanca tavır. Daha önce de oldu düşmanca tavırlar. Ama en ciddisi bu. Çünkü şurada da zaten biraz sonra belki görürüz. Bizim Yunanistan'a en batı sınırındaki Navtex ilanımız bu. Neredeyse. Yani bizim Mavi Vatan formasyonumuzun en batı sınırı Adalar Denizi'nde. Dolayısıyla herhalde bu kadar yaklaşıyor Yunanistan kendisine doğru. Yani sıfır noktası. Kadar, tam sıfır noktası diyebiliriz. Yani 25. Mavi Vatan'daki sınır hattımız. Evet, 25. paralel. Biz onu 25. paralel olarak kabul ediyoruz. Şu nokta, tam şu üçgenin şeyinde, bittiği noktada Navtex ilanı başlıyor. Herhalde artık Türkiye'nin bu kadar ciddi olduğunu görünce Yunan tarafı, büyük bir ihtimalle buna böyle ciddi bir tacizle karşılık, bir düşmanca tavırla karşılık verdi. Bu bütün uluslararası anlaşmalara tamamen aykırı. Yunanistan bu hareketle zaten daha önce de çok yapmıştı bunu. Birçok uluslararası anlaşmayı, kendisinin de imza attığı pek çok anlaşmayı bir anda çiğneyip geçti. Neydi bunlar? Mesela Bern Sözleşmesi var. Bern Antlaşması var. Bu Bern Antlaşması'na göre sismik araştırma olmayan araştırmaları biz Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde yapabiliyoruz. İki taraf için geçerli bu. Buna Yunanistan da imza atmış durumda. Sismik araştırma yapmayan bir gemiye saldırarak bir kez Yunanistan 1976'da kendi imza attığı anlaşmaya ters hareket etmiş oldu. Birleşmiş Milletler'in 52. maddesi var, anlaşmanın 52. maddesi var. Tarafların birbirine karşı saldırmaması üzerine kurulu. Bunu ihlal etti. NATO'nun 5. 6. maddelerini ihlal etti vesaire. Neredeyse imza attığı bütün uluslararası anlaşmaları, bütün uluslararası hukuku bir anda çiğnemiş oldu Yunanistan. Peki bunu neden yapıyor?
Birçok sebebi olabilir. Mesela nedir? Şunu görüyoruz Yunanistan'da, böyle bir tavır görüyoruz. Bu programda zaten daha önce de konuştuk hep. Amerika'nın son 2-3 yıldır bölgede Doğu Avrupa'dan başlayarak Rusya'ya karşı yaptığı bir yığınak var. Bunu hep konuşuyoruz. Romanya'dan Doğu Akdeniz'e doğru bir yığınak var. Yunanistan sanki Amerika'nın bu yığınağı Rusya'ya karşı değil de kendisine destek için Türkiye'ye karşı yaptığı gibi bir algı yönetip Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyor. Biz öyle algılıyoruz ama yani Dede Ağaç dediğimiz yer bizim burnumuzun mutlaka evet, ancak Dede Ağaç'ta helikopter üssü evet. Evet. İster istemez böyle bir operasyon ya da aynı durum şey çünkü yapıyor. Irak'ın Suriye'nin kuzeyinde de var yani Derik'te üs kuruyorlar. Evet. Biz diyoruz ki yani bu bizimle alakalı yok, sizinle alakalı değil, işte orada Ruslar da var ve İranlı militanlar var onlara karşı. Ama iyi de İran'ın sınırına uzak, Rusya ile alakası yok. Benim sınırıma da 15-20 kilometre. Tabii Deri de zaten ayrıca konuşuruz. Deri'deki asker meselesini de konuşuruz ayrıca. Zaten bu yüzden özellikle şu ifadeyi kullandım. Yalnızca Türkiye'ye karşı yapıldığı algısını oluşturmaya çalışıyor. Amerika'nın bölgedeki yığına yani Romanya'dan başlayıp Doğu Avrupa'dan başlayıp evet. Aşağı kadar Doğu Akdeniz'e kadar. Almanya'da da Trump'ın asker çekme kararını askıya alması. Tabii. Hatta daha fazla asker yani göndermesi. Polonya'ya asker yapması. Polonya'daki en son bu tatbikat olayları vesaire. Evet. Onlar bize gösteriyor ki Amerika orada Rusya'ya karşı bir yığınak içerisinde. Tabii ki bunu Türkiye'ye yönet de kullanabilir Amerika ki kullanıyor zamanı gelince diplomatik açıdan veya baskı kurmak için. Yunanistan bunu bu yığınağın tamamen Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek amacı yapıldığı gibi bir algı oluşturmaya evet. çalışıyor. Ve ne zaman Amerika'dan bu yığınağa bir takviye gelse Yunanistan böyle tepkiler gösteriyor. Bir kere bunu okumak lazım. Yani Yunanistan'ın bu Amerika'nın buradaki yığınağını tamamen Türkiye'ye karşı yaptığı algısını bir kere kırmak lazım. Evet, Türkiye'ye karşı da Amerika'nın bir tavrı var, doğru. Ancak bu tamamen Yunanistan destekli bir yığılma değil. Bunu Yunanistan bunun havasını atıyor. Benim için evet. geldiler size karşı. Tabii ki Amerika zaman zaman Yunanistan'ı destekliyor. Bunu biliyoruz. Ama o yığınağın sebebi tamamen Amerika değil. Yunanistan değil. Hatta Dede Ağaç da tamamen Türkiye'ye karşı bir üst olmayabilir. Onu da söylemek gerekiyor. Bir kere bunu bir söyleyelim. İkincisi de Mavi Vatan konseptini, Mavi Vatan doktrinini Yunanistan hala kabullenemedi. Ya yani bir şekilde Türkiye'nin eski alışkanlıkları, Soğuk Savaş'taki angajmanlarındaki alışkanlıklarının geri geleceğini ve Türkiye'nin eninde sonunda geri adım atacağını ve bu konseptten, bu doktrinden vazgeçeceğini düşünüyor Yunanistan. Ve bu geri adımı mümkün olduğu kadar hızlandırmak için her şansını zorluyor. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta vesaire ve Türkiye'yi de yayılmacı olarak suçlayıp bu konsepti, bu doktrini, Mavi Vatan doktrinini yayılmacı olarak gösterip kendi haklarını ihlal edildiğinde söylediğim diplomatik boyutu. Yani hem askeri olarak tercih ediyor bizi hem diplomatik olarak bizi suçluyor. Ancak biz şunu seslendirmiyoruz mesela. Bizim Mavi Vatan sınırımız aşağı yukarı 400 bin kilometre kare. Yani kendi kara sınırlarımızın aşağı yukarı 3'te 2'si kadar bir alan biz iddia ediyoruz diyelim. Yunanistan'ın iddia ettiği deniz yetki sahası topraklarının 13 katı. Yani topraklarının 13 katı büyük bir alanı yetki sahası olarak talep eden bir ülke beni yayılmacı olarak suçluyor. Güney Kıbrıs 30 katını aşağı yukarı talep ediyor. Kendi topraklarının denizde olmak üzere. Dolayısıyla böylesine bir ülke diplomasi beni yayılmacı olarak suçluyor. Kendi topraklarımın 3'te 2'si kadar bir deniz sahası talep ettim diye. Ve adaların da kıta sahanlığı olduğu gibi diplomaside yeri olmayan, defalarca kez AB tarafından veya Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmiş bir tez üzerinden bunu ifade ediyor. Yani hem diplomatik olarak hem böyle askeri tacizlerle Türkiye yıldırmaya çalışıyor Yunanistan. Bir yere kadar belki onların tadını anlayabiliriz. Çünkü belki de Türkiye'nin ambargolar sebebiyle, ekonomik sıkıntılar sebebiyle, İçerideki muhalefetin bu diplomatik tavırları kullanması sebebiyle maalesef Türkiye'nin geri adım atacağını düşünebilir Yunanistan. Ancak 4-5 senedir bu tacizlere rağmen Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumayı başardı. Başarıyla. Bundan sonra da koruyacak. Çünkü bu Türkiye için yalnızca bir enerji meselesi değil veya maddi bir şey değil, yaşam sahası meselesi. Türkiye bu şu mavi kısımda yaşam hakkı talep ediyor. Ve bunu da sonuna kadar savunacak. Evet. Bunu görebildik. Oğuzhan Bilgin, şimdi bazı konular uluslararası alanda kriz çıkartan bazı konular böyle diplomatik iradeyle
çözüme kavuşuyor. Ama tabii bu zamanla oluyor. Yani Yunanistan bu tacizleri yapıyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Türkiye ise tezlerini ortaya koyuyor ve geri adım atmıyor. Tezlerini ortaya koyuyor, geri adım atmıyor. Bunu bir daha yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor ve bu şekilde bir yeni bir statüko oluşmuş oluyor zaman içerisinde. Evet. Böyle yapılmaya devam mı edecek Türkiye tarafından? Yoksa Yunanistan'ın biraz daha yarın öbür gün ne yapacağı da belli değil. Daha başka tansiyonu arttıracak şeyler de yapabilirler. Yani bu çünkü hani sadece taciz de değil, geçtiğimiz aylarda yani Almanya'nın da içinde olduğu şekilde bir İran operasyonu bahanesiyle gemi baskını da yapmışlardı. Yarın öbür gün kazara bir ateş de olabilir vesaire. O zaman nasıl bir boyuta girer bu mesele? Tabii bundan bahsedebilmek için karşımızda bir devletin olması lazım. Yunanistan bir devlet mi? Belki bu soruyla başlanabilir. Yani bugün Yunanistan dediğimiz yapı zaten tarih boyuna kadar devlet olabildi. O da ayrı bir tartışma konusu da. Özellikle bugün itibariyle Yunanistan Amerikan politikasının bir unsurudur. Böyle bir proxy devletidir hatta. Yani biz Amerika'nın Orta Doğu politikasında nasıl PKK, YPG'nin Amerikan çıkarları için kullanılmasından bahsediyoruz bir terör örgütü olarak veya FETÖ'nün veya yeri geldiğinde DAEŞ'in. Yunanistan'da çok farklı bir rol oynuyor mu bu tartışma konusu? Bence bunu tartışmaya başlamamız lazım. Çünkü Yunanistan dün yaptığı şey bence tacizin biraz ötesinde bir şey. Yani o belki tacizle saldırı arasında bir şey seçmek lazım orada. Çünkü bizim bir deprem araştırma gemimiz var. Uluslararası sularda. Evet. Ve yani biz gunboat diplomasisini kullansak mı kullanmasak mı, yeri midir zamanı mıdır değil midir falan, hani biz bunları tartışırken onlar birkaç adım daha ötesine gidiyorlar. Evet, yani bizim uluslararası sularda ve Ege'de yani Adalar Denizi'nde yapıyorlar bunu. İşte 4 tane F-16 üzerine uçuruyorlar, muhtemelen sonik patlama yapıyorlar. Evet. Hatta metal parçaları falan attığı söyleniyor. Yani bu başka bir şey. Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi o ilk sorunu soruyor. Yunanistan bir devlet midir? Belli ki Yunanistan bizim üstümüze saldırtılıyor. Bu yeni bir şey de değil. Hani bunun arkasında Biden iktidara gelmesinin olduğu bir kere çok onun etkisinin olduğu çok bariz. Zaten Biden dediğimiz adam Rum lobisinin adamı. Evet. Biden ve Pulos. Öyle biliniyor. Evet. Bir yandan da Fransa'da yeri geldiği zaman kullanıyor. Şimdi bir de olay yeri de enteresan. Yani belli ki bizi Doğu Akdeniz'den uzak tutmaya çalışıyorlar. Dikkatimizi dağıtıyorlar. Cepheyi genişletiyorlar. Yani olayın bir boyutu var. Yunanistan da bunu kendi iradesiyle yapan bir devlet değil. Yani zaten Yunanistan 2060 küsur yılına kadar falan borçla içine saplanmış. Yani bir ülke. Ama dikkat edin. Hiçbir şekilde ekonomisiyle orantılı olmayacak şekilde ve kendi devlet kapasitesiyle orantılı olmayacak şekilde silahlanıyor. Rafael uçaklarından bahsediliyor, savaş gemilerinden bahsediliyor. Yunanistan kime karşı silahlandırılıyor? Çok bariz Türkiye'ye karşı. Şimdi az önce Barış Hocam güzel anlattı. İşte düşman niyet, düşman hareket. Bu düşman niyet ötesi düşman hareket aynı zamanda. Şu olabilir mi? Mesela Mısır'la İsrail bir anlaşma yaptılar. Doğalgaz anlaşması. Levitan'dan İsrail'in çıkardığı doğalgaz Dimyat'ta kurulacak olan tesislerde sıvılaştırılıyor. Hı hı. Ve bu olduğu zaman İsmet projesi zaten çok hayali bir projeydi. Zaten çok hayaliydi. Olmayacak bir hale gelebilir. Yunanistan bunu içerliyor. Yani Yunanistan burada şunu mu yapmaya çalışıyor acaba? Türkiye'yi senin de söylediğin gibi Doğu Akdeniz'e çıkmadan Ege'de hapsedip Türkiye buraya hapsoldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir aktör değil artık. İsrail'e bunun mesajını mı veriyor? Yani bu Mısır'la yapman da yeterli olmaz. İlla ki bizimle yapacaksın bu Avrupa'ya transferi doğalgazı. Bence burada bir taşla birkaç kuş vurulmak isteniyor. Bir tanesi de bu olabilir. Zaten Yunanistan talimatla hareket ediyor. Yani ona talimat verenler Türkiye'yi hem Doğu Akdeniz'den uzak tutuyor hem de Irak ve Suriye'den uzak tutmaya çalışıyor. Yani burada hakikaten ciddi bir dikkat dağıtma meselesi var. Evet. O işte Derik'te kurulan üsle de bununla alakası var. Az önce hocam hani onu isabetle söyledi Barış Hocam. Bu Rusya'yı çevreleme operasyonu. Hı hı. Bu yani dediğim gibi bir taşla birkaç kuş. Bu aynı zamanda Türkiye'de çevreleme operasyonu. Yani biz Orta Doğu politikasında bugün Amerika için en büyük problem olarak veya en büyük engel olarak kimi görüyoruz? İran'ı mı görüyoruz? Hayır. Şu an için Amerikan politikasının özellikle Biden dönemindeki en büyük öndeki engel Türkiye'dir. Türkiye çünkü her politikasına karşı çıkıyor. Yani Doğu Akdeniz'de Yunanistan lehine bir şey varsa karşıda Türkiye var. Biden bunu yapmak istiyor. Kıbrıs meselesi aynı. Suriye meselesinde YPG, PKK devleti meselesinde aynı. İşte Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan meselesinde yine karşıda Türkiye var. Yani nereye baksalar karşıda Türkiye görüyorlar ve Erdoğan'ı görüyorlar. Bu durumda bu aynı zamanda Türkiye'de çevreleme operasyondur. Şimdi bu Michael Rubin diye bir meczup var biliyorsunuz, bir müptezel. Bu adam yani böyle her söylediğini ciddiye almamak lazım ama geçen önemli bir şey söyledi. Amerika dedi, biliyorsunuz en büyük hava üssü Ramstein'dadır, Almanya'da. Evet. En büyük deniz üssü şeydedir, Okinawa'da, Japonya'da. İkisi de işgal edilmiş ülke bu arada. Tabii.
Dedi ki en büyük hava ve en büyük deniz üssünü Girit'te kuracağız dedi. Girit neresi? Kime karşı kuruluyor bu? Sadece Türkiye'ye değil belki ama en başta belki Türkiye'ye. Yani bunu görmek lazım. Hakikaten bu da Yunanistan. Yani Türkiye Girit'in hükümsüzlüğünü hukuken ispat etmiş, Libya ile bir anlaşma yapmış, oradaki haritayı olması gereken haline getirmiş ve bunu bir şekilde işte tezlerini de kabul ettirmiş, bazılarını ettirmeye çalışıyor. Bu yolda giderken Girit'e böyle dediğiniz gibi üst kurulursa eğer herhalde çok açık hedef Türkiye'dir. Hedef Türkiye'dir. Libya dediğiniz çok isabetli. Tabi tam da Libya görüşmenin olduğu bir zamanda bakın bu Ege bir sürü taciz ve dikkat dağıtma işi oluyor. Bizi Libya'dan da uzak tutmaya çalışıyorlar. Evet. Ya burada hakikaten birkaç cepheden bir hedef var. Birkaç kuş vurulmak isteniyor ve bu kuşlar hepsi Türkiye ile alakalı kuşlar. Evet. Yani bunları söyleyeyim. Bir de yani şu şeyi de ekleyeyim. Böyle Karadeniz'de yakın zamanda bir tatbikat oldu. Bu Eurodefended. Bu Karadeniz meselesine de bizi sıkıştıracaktır. Bakın şimdi Ege, Akdeniz falan diyoruz ama Karadeniz'de de büyük şeyler. Çünkü Balkanlara yerleşiyor artık Amerika. Evet. Ve Karadeniz'e bir çıkış sağladı. Bakın Eurodefended tatbikatı NATO tatbikatı değil. Çünkü bizi dışarıda bırakmak istedikleri için NATO tatbikatı değil. Yani burada hakikaten bir çevreleme var. Rusya'ya da karşı var. Türkiye'ye karşı da var. Ha, Türkiye'de Rusya da her yerde yani kuşmuyor tabii. Avrupa'yı savunduğu söylenen tatbikatta zaten Türkiye yok. Evet. Yani oradan baktığın zaman Avrupa'nın en büyük ordusu. Yani NATO ile değil bu iş. Yani eğer Rusya ise hedef, Rusya ise bile dikkat, içine Türkiye alınmamış demektir. Alınmamıştır. Yani Karadeniz'e ilişkin son 1-1,5 yıldaki operasyonların büyük bölümünde hep bu var. Yalnızca o tatbikat da değil. Değil. Evet. Hatta 2018'den itibaren Romanya'daki bütün Amerikan ordusu yerleşimleri bile buraya yönelik. Yani Türkiye dışarıda Avrupa'yı koruyorum diyor. Polonya'da, Romanya'da bilmem ne ve buna artık Karadeniz'de ekleniyor Oğuzhan'ın dediği gibi. Ama Türkiye yok. Şimdi buraya bir mim koymak lazım. Evet. Buraya koyulacak mim çok açık. Ben Rusya'yla kavga edeceğim ama o kavgada Türkiye'ye asla güvenmiyorum demektir. Aynen bu. Öyle. Ya bu ilk adımı. Onun sonra ikinci adımı Türkiye'yi değiştirmek zaten. De, ama de ilk adımı şu. Var bu arada. Ben Türkiye'ye güvenmiyorum. Evet. Ben Türkiye'ye güvenmiyorum. Ukrayna Gürcistan meseleleri de var. Çok önemli. Yani Gürcistan karıştı önemli mesela. Bir de bu Ukrayna Donbas'a Ruslara yönelik. Bir de yarın bir gün yapıyor. Ermenistan'da ne olacak? Bir de o da var. Yani buraları hakikaten bir üs haline getiriyorlar ve bu üs Rusya'ya karşı da bir üs. Türkiye'ye karşı da gerektiği zaman kullanılacak bir üstür. Evet Haşmet abi. Şimdi bir bu giriş açısından yani hemen konuşulan mesele açısından bir şey söyleyeyim. Yani iki temel noktanın altını çizeceğim ama önce hemen konuştuğumuz açısından her şey birbiriyle bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Fakat çok unutkan olduğumuz için her yaşadığımıza o gün yaşanmış gibi bakıyoruz. Sen programa neyle girdin? Mora katliamıyla girdin. Evet. 1821 değil mi? Filan. Muazzam. Yalnızca dijital network yok. Yalnızca devletlerin diplomatik network yok. Yalnızca dünyada çatışmaların network yok. Başka şeylerin de network'ü, şebekesi, ağı var. Mora yani Yunanlara göre Mora isyanı bizim açımızdan, hatta yalnız bizim açımızdan değil, yazılmış tarihin en büyük haksızlıklarından biridir. Mora katliamı çok büyük bir katliamdır. Soykırım girişimi. Belki de soykırım. Aynen öyle. Yani bize birçok şeyi katliam diye anlattılar ama onun adı Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcı. Şimdi bunu bir defa bir not koyalım ama geçelim. Network ne? Her şeyin birbiriyle bağlantılı ve asla rastlantısal olmayışına ilişkin. Unutuyoruz ama sen soruya Mora ile girdin. Mora, Turkafagos, Nikitaras, kim bu? Mora katliamı sırasında Turkafagos, Türk yiyici, Türk kıran. Evet. Nasıl adlandırırsan adlandır. Bu bir katliamcı bir adamın ismi. Evet. Turkafagos, nereden biz birdenbire unuttuğumuz bir şeyi, bir tarihi nerede hatırladık? Bir düşünün, nasıl bu kadar hızlı unutuyoruz? Oysa bu kocaman bir network. Tüfekte. Yeni Zelanda'daki tüfekte adamın yazıyordu. Tüfeğinde evet. Yazıyordu bu. Aynen öyle. O zaman koyalım. Bak şöyle koyalım. Yunanistan, Girit,
Ege, Navtex şu bu falan filan ve onun kocaman uzun bir ağın sonunda bağlantılı olduğu yer bir işaret. Bir adam Yeni Zelanda'da çıktı. Türkiye'yi de tanıyan bir adam. Türkiye'de gezmiş bir adam. Katliam yaptı. Müslümanları camide öldürdü. Tüfeğin üzerinde Mora katliamının baş aktörünün adı yazıyordu. O da Türk yiyici, Türk kırandı. Ne yapıyoruz biz ya? Bu kadar gevşek, bu kadar lakayt, bu kadar diplomatik olunacak bir dünyada yaşamıyorduk. Neyse ki fark ettik. Bak bir şey söyleyeyim, mavi vatan. Bugün sözünü ettiğimiz Navtex'ler falan var ya. İşte bu o gevşekliğin nihayet ortadan kaldırılışıdır. O mesela şunu söylüyordu. Diyordu ki sizin Avrupa'da işiniz yok. Bu kadar. Gideceksiniz. Avrupa'da işiniz yok. O şu yani anlamları da geliyor. Akdeniz'de de işiniz yok. Evet. İstanbul'da da bir işiniz yok. Ege'de de İstanbul'da da işiniz yok. Esas hikaye adam Ayasofya'yı vurguladı. Evet. Devlet. Devletten söz etmiyorum. Devlet fark etti bunu. Bir Yeni Zelanda'daki çok talihsiz, çok kötü bir katliam aslında yani öyle bir şerden bir hayır da çıktı. Bunun şakaya gelmezliğinin emin olun devlet anladı. Ama biz de anlayalım, bunları bağlantılandıralım artık. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani çok uzun konuşulur üstüne. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Up uzun bir çalışmanın, çok güçlü arka planı olan bir çalışmanın sonucu Türkiye'ye, Türkiye'nin üzerine yüklenilmesi. Bu çalışmanın içinde yalnızca dışarısı yok. İçerisi de var. Basitçe muhalefet. Onlar da mesela ben de yazdım. Ne dedim? İşte bir sene önce hatta 2019'da değil mi? Ya bir oturup düşünelim dedim. Konu Doğu Akdeniz olduğunda Türkiye'de içerideki muhalefet Mısır gibi, Yunanistan gibi, Güney Kıbrıs gibi konuşuyor dedim. Evet. Dedim ama şu da var. Öyle bir deyip geçiyoruz. Bir söyleyip geçiyoruz. Daha iyi bakacağız. O muhalefet gerçekten onlar gibi konuşuyor. Hatta onlar gibi değil. Onların buradaki distribütörü, onların buradaki acentası gibi konuşuyor. Hatta cümleyi söyleyeyim Haşmet abi. Türkiye Doğu Akdeniz'de sınırı aşıyor dedi ya. Aynı. Daha ne ya? Evet. Daha ne? Bunlara dikkat edeceğiz. Bak kim söyler? Bravo. Şimdi mesela kelimeler çok önemli. Savaşır kelimeler. Kelimeler savaşır, kelimeler yener, kelimeler cümleler yener, kelimeler cümleler yenilirler. Hiç unutmam. Daha o zamanlar Rusların Afganistan işgali, Milan Kundera henüz batıya yeni geçmiş. Çekoslovakya var o zaman, şimdiki gibi değil. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, nasıl her şey değişiyor. Röportaj yapıyorlar. Afganistan'ı da sordular. Öyle bir moda var ya, tabii şimdi edebiyatçı falan ama Çekoslovakya'dan geldi, Doğu blokundan falan. Hemen bir Rus işgali. Başka bir şey olsa, mesela Amerika işgali olduğunda sormazlar. Ama hemen sordular. O da dedi ki, maalesef çok üzülüyorum. Ruslar olmasa başka birileri. Ama mutlaka Afgan halkı yenilecek, o Ruslar ya da başka birileri kazanacak demişti. Neden dediler? Çünkü onlara siz, kendi karşısına gelen medyaya söylüyor bunu Milan Kundera, siz onlara asiler dediniz. Onlar, vatanlarını savunan adamlar, siz onlara asiler dediniz. Adlandırmalar çok kritiktir. Asiler yenilir mutlaka. Onlara eğer vatanlarını savunan adamlar deseydiniz, onları medyanızda böyle adlandırsaydınız, Çekoslovakya'dan gelmiş, yeni gelmiş bir adam olarak ben de size derdim ki sonunda Afgan halkı kazanacak. Hiç unutmam, bu müthiş bir şey. Bak kelimeler önemli. Evet. Oğuzhan'ın söylediği şeye bak. Değil mi? Kim söyler sınırı? Sınırı aştı Türkiye. Ya bunu kim söyler? Bu içeriden söylenecek laf değil ki. Fakat işte diyorum ya, yazdık, çizdik falan ama bu bağlantının başka tarafları var. Orada da network'ü görmemiz lazım. Yani mesela ne bileyim, İstanbul'a bir belediye başkanı seçiliyor. Adamın ilk işi, sanki zannedersin ki Konstantinopolis'e seçilmiş adam. Ya İstanbul'a seçildin sen. Yani hemen bağlantılar falan. Gittiği yerler, konuştuğu yerler. S-400 ziyaretler, miyaretler, S-400 bilmem neler. Görüş bildirdi belediye başkanı adayıyken.
Ya ilçe belediye başkanıyken makarasaya kendi dikmiş bir adam. Şimdi söylettirmeyin beni. Yani hani diyorum ya, network deyince Ahmet'in Mehmet'le Mehmet'in Necla ile ilişkisi falan gibi bir şey zannediyoruz. Ya da Türkiye, Almanya bilmem ne falan. Öyle bir şey değil network. Network aynı zamanda kafalarda da olan bir şey. Yani adam İstanbul'a belediye başkanı seçilince bağlantılarını Anadolu'yla kurmuyor. Hepsi için geçerli yalnız, onun için söylemiyorum. Bütün bizim CHP tabanından arkadaşlarımıza bak. Bu son seyahat yasaklarından filan en hüzünlenen arkadaşlarıma bak. Instagram'a bak mesela. Ne hüzünleniyorlar biliyor musun? Yunan adalarına seyahat edemeyecek olmalarına. bu ne bu? Bu basit bir yakınma mı? Değil arkadaş. Basit bir yakınma değil. Bu şu, yıllar içerisinde uzun uzun çalışmalarla kurulmuş bir tasavvur. Bir zihinsel tasavvur bu. Bir dünyaya bakış, bir dünya görüşü. Althusseryen anlamda ideoloji bu aslında. Esas ideoloji bu. Bu adamların ideolojisi bu olmuş. Yani dünya tasavvurları bu olmuş. Nereye bakıyorlar bu adamlar? Bu adamlar Ege'ye baktıklarında Barış'ın gördüğünü, Oğuzhan'ın gördüğünü, senin gördüğünü görmüyorlar. Hiçbir zaman görmediler. Bunların dünyaları, zihinleri böyle değiştirildi. Bu konuda daha konuşursam evet. Sonra Barış güzel konuştu, epeyce uzun. Ben de çok faydalandım ama yani şimdi diyecek ki Haşmet abi yine aldı başını gidiyor. Ama bu birinci bölüm. Şey. Bu birinci çünkü bölüm. Bu yıllardır bir problem. Yani bunu Necip Fazıl da yıllar önce Ayasofya'yı anlatırken aynı ifadeleri kullanıyor. Ya yani bu Yunan'ın idrak ettiğini siz anlayamıyorsunuz. Ya şey söyleyeyim mi? Haşmet abi sen o dönemden çok iyi bilirsin. Bir ara Türk popunda bir 15-20 sene Yunanlarla şey yapma. Türk popu dediğin vardı. Yunan şarkılarıdır. Hiçbir evet. itirazım yok. Onlar çok güzel Yunan şarkıları. Yapıyorlardı. Ama bir şey söyleyeyim. O şarkıların hiç... Ya Sezen Aksu şarkılarının ilk mi? Onu meşhur eden şarkıların yarısı Yunan popudur. Evet. Ama bunda itiraz ettiğim bir şey yok. Ben de severim Yunan şarkılarını. Fakat Yunan şarkıları olduğunu bilme şartıyla. Aynen öyle. Bize bir öyle bir zihinsel tasavvur ki bu. Onların bir Yunan müziği, bir Yunan kültürü, bir Yunan şarkısı olduğunu söylememiştir pop ideolojisi bize. Bunlar önemli şeyler. Çok iyi çalışılmış meseleler. Ha bak bir dakika, bunların altını görüyorum falan diye söylemiyorum. Hiç sevmem böyle şeyleri. Bir şeyin altını görüyoruz falan diye oradan bir işaret falan çözmüyorum arkadaş. Demek bir kavganın patlayacak, bir patırtının, bir çatışmanın eşiğinde pozisyonları nasıl almamız gerektiğini söylüyorum ben. Sakın kimse yanlış anlamasın. Öyle bak oradan mı falan değil. Ama bana Yeni Zelanda'daki terör olayından bugün daha programı başlatırken sorduğun soruya kadar uzanan bağlantıyı bana düşündürdüğün anda ben hemen yakın gelecekte alacağım pozisyonu da görmeliyim. Bunu ihmal etmemeliyim. İkinciye geçecektim. Çok konuştum, onu sonra açayım. Bir evet. sonraki bölümde. Ama bu birinci kısmı... bu önemli. Bu networkleri unutmayacağız. Bu bağlantıları unutmayacağız. Şöyle söyleyeyim. Şu anda pandemi başladığından beri özellikle bir senedir başımıza gelen hiçbir şey tesadüf değil. Kimse kendini kandırmasın. Son olarak da yine konuştuğumuz şeyle bir şey söyleyeyim. Girit'te bir üst kurulduğunda elbette Türkiye şöyle bir şey o zaten. Şöyle Türkiye'yi tabii hedef alıyor. Ama bütün bunların hepsi dar yay ve geniş yay olarak Rusya'dır. Hatırlatayım yine bir bağlantı açısından. Yine çok hızlı geçtik onu. Ben onu anlamıyorum. O akşam canlı yayında bir iki programda lafa edildi. Sonra bir daha hiç lafa edilmedi. Arkadaş Biden başkanlık konuşmasında bütün teamüllere aykırı olarak bir başka devletin başkanının adını geçirdi ve negatif biçimde geçirdi. Neredeyse tehdit edercesine geçirdi. Putin'den söz etti. Evet. Bu çatışma, bu kurgu, bu hazırlık esas olarak Rusya içindir. Burada Türkiye'nin önemi şudur. Türkiye'yi uysallaştıramıyorlar. Pandemiye rağmen. Pandemi bütün ülkeleri uysallaştırma modelidir. Ama Türkiye'yi uysallaştıramıyorlar. Erdoğan'ın Türkiye'sini uysallaştıramıyorlar. Türkiye'nin buradaki yeri bu. Fakat hedef önce Karadeniz, sonra Girit'ten başlayan bir hilal
Lehe ve tabii ki Kafkaslar çok önemli. Kafkasya. Gerçekten onları da söyleriz, konuşuruz. Rusya'dır esas hedef ve başkanlık konuşmasında Putin'in adının geçmesinin sebebi budur. Neden? Upuzun konuşuruz sonra gerekirse. Çünkü Trump'ın esas hedef Çin'dir paradigması değişti. Ortada kalan Rusya çok rahatsız edici bir şey. Zaten iki ülke ortada kalmış gibi gözüküyor. Kim onlar biliyoruz bunu. Rusya ve Türkiye. Ortada duruyorlar. Yeni ABD'yi çok rahatsız eden bir şey. Bu ne ya? Yani bunlarla biz yeni dünyanın kuruluşunda baş edemeyiz. Zannetmeyin ki bu ABD Çin'le çatışacak. Hayır. Ama Çin'i uysallaştıracaksa bu ortada duran Rusya ve Türkiye tehlikeli. Diyelim burada o zaman bir virgül koyalım ve bir molaya gidelim. Devam ediyoruz. Haşmet abi, şimdi Yunanistan demişken bu yeni bir gelişme. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısına video konferans yoluyla katılmış ve orada Ayasofya üzerinden Türkiye'yi UNESCO'ya şikayet etmiş. Demiş ki UNESCO devreye girmeli çünkü biz, Ayasofya bizim için çok önemli. Ayasofya'nın tekrar müzeye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Demiş Yunanistan Dışişleri Bakanı. Peki ta. Yunanistan Ayasofya üzerinden yürüyerek bir yere gidemeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor. Biz de zaten Ayasofya'yı bunun için daha geciktirmeden açtık. Kanaatim o. Mesele şu. Bu ne benim meselem değil. Oğuzhan'la barış konuşsunlar ama ben sadece şunu söyleyeyim. Ya gerçek bu. Ben zaten son zamanlarda uluslararası gündem deyince pandemi ve plandemi dışında bir gündem tanımıyorum. Onun için bunlar şeyler benim için. Kıyısından katılıyorum. Örtülü ama gündem. Şunu söyle, örtülü gündem. Örten gündem. Örten. Esas hikaye o. Ama şunu söyleyeyim. Yunanistan'ın içine girdiği oyunu hafife almayın. Mesela bu yine programın birinci bölümünde konuşulan şeye, yani tacize, F-16'nın tacizine birçok, şimdi mesela bu kanalda değil de başka izleyici profilimiz olsaydı, onlar şöyle, ne diyor bu adamlar ya? Sanki hayatımızda ilk defa mı taciz görüyoruz? Yani hep böyle uçaklar taciz olur falan derlerdi. Çünkü tabii o yüzden biz de işte demek istediğim o ki altını daha da açmalıyız. Ürkütücü meseleler var ama biz yorumlayacaksak ürkmemeliyiz onlardan. Bakın başımıza geldi. Biz Suriye'de bir Rus uçağını düşürdük. Evet. Ve altından çok zor kalktık. Şimdi ya DCG Çeşme üstünde Yunan uçağı sonik şu yapmış falan deyip geçebilirsin. Ama bir şey böyle bir daha tekrar edin, bir daha bir şey olursa ne olacak? Yani bundan sonra o konuda biz o dersimizi aldık, böyle bir şey olmayacak ama olursayı deniyor Yunanistan. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani ürkünç planlar varsa boş ver onları konuşmayalım falan diyerek bu meseleleri anlayamayız. Yunanistan ürkünç bir plan peşinde. Yani bunlar 5 sene önce Rus uçağını düşürdüler. Şimdi bazı arkadaşlar var. Şimdi bu sefer gelelim yine bizimki gibi kanallara. Bazı arkadaşlar var. Çıkıyorlar televizyonda. Yunanistan ne ki şu kadar falan. Doğru. Ama Yunanistan zaten kendini hesaplamıyor ki bu çatışmaya. Böyle bir çatışmayı kışkırtırken kendini hesaplamıyor ki. İşte konuşur da. Yunanistan orada AB'yi de planlıyor. ABD'yi de planlıyor. Biz NATO üyesiyiz aynı zamanda. Hatta Mısır'ı falan planlıyor. Şimdi işler Biden geldi değişti. Mısır zart surt falan diyoruz ama Mısır 2018'den beri bir takım adalara çıkıyor. Çıkartma gemileriyle. Tatbikat yapıyor, adalara çıkıyor. Sen Mısır'ın hayatında adalar çok önemliymiş gibi. Bizim önem vermemiz lazım. Ne oluyor ya? Niye sürekli olarak bölgenin en çok silahlanan iki ülkesi en çok silahlanan Yunanistan. Evet. Son yıllar. Ve bir araları çok iyi. Ve amfibik harekat yapıyorlar. Adalara çıkıyorlar. Askeri tatbikatlarda. Bunları masaya koymamız, bunları konuşmaktan kaçınmamız lazım. Bunlar da birbiriyle bağlantılı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Geçen yıl bu zamanlarda Yunanistan'ın bu tarz Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye şikayet etme, yaptırım uygulayın meseleleri gündeme geldiği zaman bir sene önce herkes şunu söylüyordu. Yunanistan bu meseleyi Avrupa Birliği meselesi haline getirmeye çalışıyor. Ama Avrupa Birliği buna izin vermez. Nitekim orada Avrupa Birliği'nde Yunanistan'ın tezlerini
Çok da kale almayan birçok ülke var. Türkiye'ye yakın olan ülkeler de var. Genel anlamda bu problem Yunanistan-Türkiye arasındadır ve Avrupa Birliği bu çatıya dahil olmaz. Ama baktığımız zaman o bir senede Yunanistan bunu ilmik ilmik işledi. İşte bir Korsika zirvesi, 7-8 ülke. İşte Malta, İtalya belki o anlamda tam onlara katılmıyordu. Ama netice itibariyle gelinen noktada artık mesele Avrupa Birliği meselesi haline geldi. Yani Avrupa Birliği'nin son toplantılarına, son açıklamalarına, son zirvelerine baktığımız zaman hepsinde Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi. Hep bu var. Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Başmet abi aslında şeyi çizdi. Genel olarak tabloyu çizdi. Bugün Yunanistan dediğimiz zaman aramızda yalnızca eskiden olduğu gibi Adalar Denizi'ndeki 6 mil, 12 mil, 3 mil ve adalar sorunu yok. Artık Yunanistan'la aramızdaki sorun Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a evet. kadar taşan, Kuzey Afrika'yı da artık kapsayan büyük bir sorun haline geldi. İşin içine zaman zaman Rusya'nın da girdiği, Fransa'nın da girdiği, özellikle Libya'nın Türkiye ile anlaşmasından sonra çok daha ciddi bir boyut kazandı. Şimdi burada Yunanistan açısından baktığımızda Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kullanacağı şöyle bir avantaj var. Biz bunu zaman zaman hep atlıyoruz. Fransa unsuru, Macron unsuru. Çok doğru. Nedir bu? Türkiye bu Doğu Akdeniz'de kendisine karşı başlatılan çember harekatını, sıkıştırma harekatını yarmak için tam da sizin söylediğiniz yıllarda 2019'un sonlarında Libya ile bir anlaşma imzalabildiğimiz gibi. Ve Libya ile bir kıta sahanlı anlaşması yaptı, MEB anlaşması yaptı özür diliyorum. Ve bu anlaşma üzerinden yavaş yavaş Kuzey Afrika'ya da Libya'ya temaslar kurmaya başladı. İşte buradan sonra dikkat ederseniz Fransa çok agresif bir şekilde müdahil olmaya başladı bu konuya. Burada biz atladığımız konu şu, sık sık nacizane bunu söylemeye çalışıyorum. Afrika demek Fransa için hayatta kalmak demek. Macron itiraf etti bunu iki hafta önce. Evet. Sahel bölgesi. Aynen. Macron'un da aslında itirafına gerek yok. Bu ta Charles de Gaulle'dan beri veya Mitterrand'dan beri zaten Fransa'nın temel dış politikasıdır. Eğer Afrika olmazsa Fransa hayatta kalamaz. Orada Libya üzerinden Yunanistan'la Fransa'nın çıkarları örtüşüyor. Orada nasıl onu şu o şeyi kuralım, paradigmayı kuralım. Şöyle uyuşuyor. Türkiye'nin Libya'da, Kuzey Afrika'da, Somali'de ve bazı Orta Afrika ülkelerinde çok ciddi yatırımları var. Soft diplomasi üzerinden. Oraya TİKA üzerinden gidiyor, okullar üzerinden gidiyor vesaire. Afrika'da belirli bir diplomasi oluşturuyor Türkiye. Türkiye'nin bu diplomasi, özellikle Libya'daki başarılı diplomasi demek, Fransa açısından Fransa ile Afrika'nın bağlarının kopabileceği veya en azından böyle bir olasılığın oluşması demek. Bu Fransa için bir felaket senaryosu. Fransa bugün hala 16 Afrika ülkesinden tırnak içerisinde öyle adlandırıyorlar, koloni vergisi topluyor. Yılda 500 milyar dolar gibi paradan bahsediyoruz. Bu muazzam bir rakam. Uranyum kullanıyor. Nükleer enerji üretiyor Fransa, uranyum Afrika'dan geliyor. Çat ve diğer bölgelerden geliyor. Dolayısıyla enerjisinden tutun, ekonomisine kadar bütün can damarları Fransa'nın Afrika. Türkiye'nin ve daha sonra Çin'in aynı zamanda Afrika'da bu denli yoğunlaşmaya başlaması, Fransa'nın Afrika'dan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması Fransa'yı agresifleştiriyor. Bu yüzden Türkiye'ye karşı tabiri caizse can siperine saldırıyor. Fransa en son gereği uçak gemisi gönderecekmiş örneğin. Zaten bir tane uçak gemisi var, her tarafa göndermeye çalışıyor onu. Döndürüyor, dolaştırıyor. Bir de her yere o kötü Rafale uçaklarını satıyor. Evet. Bizim medyada da özür dilerim şeyde, bu işleri aslında en iyi Barış bilir. Ben de ondan öğreniyorum bu militer şeyleri. Ama yani bazı artık gülüyorum, bizim medyada da arkadaşlar bir defa da bakıp, yani ben bile bilmiyordum da Barış'ın önerisiyle bundan bir iki ay önce biraz Google'layınca ortaya çıkıyor. Ya bu Rafale uçakları facia. Kim alıyorsa şikayet ediyor. Fakat bizim medyada bir şey var. Hatta eski komutanlar var. Bu çok üzünlü bir şey. Televizyonlara çıkan Türk ordusunda komutanlık yapmış adamlar var. Sürekli Fransa Rafale uçakları, Yunanistan Fransa'dan Rafale uçakları alıyor. Çok büyük iş falan diye anlatıyorlar. Hatta Ankara'yı vurabilir falan laflar edildi. Ya hiç sorma. Bu çok acıklı bir şey arkadaşlar. Biz Ankara Yunanistan arası bomboş böyle. Bu adamlarla yıllar geçirmişiz. Neyse pardon. Estağfurullah abi, ne demek. Zaten yani bu elimde... çok önemli. Abi zaten biz hep konuşurduk. Hatta birkaç tane şey yapardık. 18 tane uçak var elinde bunun. Fransa'nın. Kime satacak diye konuşuyorduk. Ya, acaba kim çıkacak aynen. diye. Yunanistan çıktı. 18 tane satacaktı zaten Fransa. Yunanistan'a çıktı. Zaten 8'i kullanılmış. İkinci uçak.
Bir de böyle bir şey çıktı. İkinci uçak satıyor. Ya bunun üzerine konuşulacak bir şey değil yani, anlatabiliyor muyum? Ama maliyeti, konuşuluyor. Uçuş maliyeti korkunç uçakların. Yani ayranı yok içmeye şu anda, affedersiniz, Yunanistan'ın. O uçakların nasıl uçacak? İmkanı yok. Bir de en son İt Dalaşı görüntülerine gördük. Uzay mekiği versen gene Yunanistan olmuyor. Bu kadar basit yani. Konuya dönersek, işte bu Fransa Türkiye'ye bu denli Afrika üzerinden bu denli bilenmişken Yunanistan'ın çok işine yarıyor. Çünkü Yunanistan bu sayede Türkiye'ye karşı Fransa'dan destek alma imkanı elde ediyor. Ve bu da bizim karşı şey paradigma çıkartıyor. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Fransa destekli, dolayısıyla kısmen ABD ama kısmen AB destekli bir Yunanistan görüntüsü ortaya çıkartıyor. İşte bizim için bence esas sıkıntılı olan bu. Aradan önce Aşmet abinin ifade ettiği gibi ve şimdi de ifade etti zaten. Yunanistan'la Türkiye'yi baş başa bıraktığınızda zaten Yunanistan devlet değil. Askeri açıdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan vesaire. Ama Yunanistan tek başına değil sizin karşınızda. Ve aynı zamanda bir de diğer bir konu var. NATO üyesiyiz biz Yunanistan'la. Ve bu gerginlikler sırasında Suriye uçak vurma olayında olduğu gibi Allah korusun birisinin tetiğe yanlışa basması veya yanlışlıkla olmayacak şekilde basması FETÖ olaylarından görüyoruz. Olabilir, Allah muhafaza. Bir NATO uçağını, Yunanistan uçağını vesaire düşürmemiz Allah korusun muazzam bir krize sebep olur. Türkiye'nin kim çıkacak önüne mesela orada? Fransa. Tabii ki. Yani Yunanistan'ı pardon bir dakika diye ikna edebilirsin ama artık Fransa bir daha susmaz. Yani olmayacak bu. Ama bu ihtimaller üzerine oynuyor Yunanistan. Tabii ki. Ve çok zorluyor. Çok zorluyor. Bir de Biden'la birlikte Amerika'nın da bölgeye müdahale olmaya başlaması, Rusya'ya zorla müdahale olmaya başlaması Yunanistan yine işine yarıyor. Yani iştahını kabartıyor diğer taraftan. Bu da Türkiye üzerinde gelecekte Fransa, Amerika destekli, en azından nispeten destekli bir Yunanistan gerçeğini ortaya çıkartıyor. İşte bu durumda Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Türkiye zaten yıllardır buna hazır. Bunu görebiliyoruz işte. Milgem gibi yerli uçak, yerli gemi projeleri, işte Milden gibi yerli denizaltı projeleri, işte gemi savar füzesi projeleri, yani savunma sanayi projeleri boşa değilmiş. Bunu görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin canhıraş bir şekilde sanayisini, savunma sanayisini yerleştirmeye çalışması boşa değilmiş. Bir kere bunu görebiliyoruz. İkincisi, diplomatik açıdan da Türkiye son 4-5 yıldır muazzam yoğun bir mesai harcıyor. Suriye üzerinde, Irak üzerinde, Ukrayna mesela, Rusya'dan konuştuk. Rusya'da bir Ukrayna meselesi var, bir Kırım meselesi var vesaire. Bunun üzerinde muazzam bir mesai harcıyor diplomatik açıdan. Askeri açıdan, diplomatik açıdan ve ekonomik açıdan Türkiye. Evet, bunlar üzerine de konuşmak lazım, evet, Karadeniz üzerine de. Uzun uzun konuşmak lazım. Türkiye, inanın bana, zaten bunu tarafsız bakan herkes, ideolojik kör değilseniz herkes görebiliyor. Türkiye son 4-5 yıldır bu topraklarda ve bu karasularda varlığını koruyabilmek için, hakkını savunabilmek için muazzam bir çaba harcıyor. Neredeyse sınırlarının ötesinde bir çaba harcıyor. Ve gerçekten de bu Libya ile MEB anlaşmasının bu denli saldırganlığa rağmen, hele hele Türkiye'nin Libya'ya askeri açıdan yardım ederek, oraya oyun kurarak değiştirebilmesine baktığımızda muazzam bir başarı Türkiye açısından. Biz bunu bugün içinde olduğu için görmüyoruz. Sıcak olduğu için görmüyoruz. 10 sene, 20 sene sonra baktığımızda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bu coğrafyada ne kadar büyük bir iş başardığını göreceğiz. Şu anda göremiyoruz. İdeolojik kavgalar içinde bulunuyoruz. Sıcağız vesaire görmüyoruz. Ama Türkiye gerçekten de şu anda ülkedeki bölgede kendi varlığını korumak için muazzam bir çaba harcıyor. Ve bu, biz muazzam bir çaba harcarken maalesef içeride, yine Aşmet abinin dediği gibi, Oğuzhan hocamın dediği gibi, maalesef içeriden, muhalefetten yeterli desteği görmüyor. Hatta köstek görüyor. Ya Allah'ını severseniz, sabahtan Yunanistan konuşuyoruz. Bir saat oldu. 3 gündür Yunanistan konuşuyoruz. Aylardır Yunanistan konuşuyoruz. Ya Türkiye'de limanlardan birisinin adına Agamemnon koydular. Böyle bir muhabbetten bahsediyoruz. Yani başka isim mi yoktu o limanı onu koyacak? İskelelerden birini. Evet, İskelelerden birini. Agamemnon, ya başka isim mi yok? Böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. S-400'ler konusunda, F-35 konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, Libya ile MEB anlaşması konusunda, Suriye konusunda ve vesaire, Irak Rusya işgal konusunda sürekli olarak köstek olmaya çalışan, sürekli olarak bu durumu görmemekte ısrar eden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Türkiye bir de buna enerji harcıyor. Türkiye'nin enerji harcaması lazım buna. Yani dış politika siyaset üstüdür. Bunu görmesi gerekiyor muhalefetin. Ancak maalesef muhalefet normal yerli bir muhalefet olmadığı için bunu göremiyor. Belki de dışarıdaki sorunları çözeceğiz bir şekilde.
Ancak maalesef içerideki muhalefet bizi çok zorluyor ve çok zorlayacak. Biz Libya ile bu işleri yapmaya çalışırken, Libya ile gerçekten çok büyük bir işin şafağındayken, hatırlayın Hafter Seküler, niye Hafter ile karşı karşıya gözlem muhalefet var? Sanki sekülerizm üzerinden diplomasi yürütüyoruz. Tam o sırada Hafter cihat ilan etti. Cihat ilan etti. Adamların şeyi, ordusunun yarısı Selefi zaten. Evet. Yani şey, o sekülerler o Hafter'in askerini gösterden kaçar. Kaçacak delik arar. Yerlere kadar sakın olan insanlar bunlar. Aynen. Gördüğün zaman. Suriye. Suriye'de bizim obüslerimiz PKK hedeflerini vurmaya başladığı anda niye Suriye'yi bombalıyorsun diyen bir muhalefet. S-400'ler konusunda, ya S-400'ler yalnızca külliyeyi koruyacak diyen eski asker var muhalefette. Eski diplomat var. Biz böyle bir Azerbaycan'da cihatçıları gönderdik. Ki Azerbaycan eski büyükelçisiydi yani, o. O adam Azerbaycan büyükelçisi. O zaman buradan Gara'ya gelecek olursak, yani şu an o saydığınız Suriye, Libya, Kafkasya, Doğu Akdeniz hepsinde, üstüne bir de artık PKK meselesi eklendi. Ya evet. Yani şimdi ısrarla geri adım atmadıkları bir konu artık bu PKK. Bir de onu eklediler. Bunun anlamı ne peki? Yani dışarıdakinin söylediğini içeride seslendirilmesi bir senedir, bir buçuk senedir yapılıyor. Ve üstüne bir de hani PKK gibi bir kırmızı çizgi. Biz Amerika'ya diyoruz ki, yani sen S-400 diyorsan bizim de kırmızı çizgimiz PKK. Yani sen PKK konusunda bir taviz ver o zaman, bir geri adım at. Biz S-400'ün çaresine bakarız diyoruz mesela. Çünkü en tepeye onu koyuyoruz. PKK bizim kırmızı çizgimiz diyoruz. İçeriden bir bakıyorsun PKK konusuna da bir karşı taraf eliyle, sanki onların kullandığı argümanlarla, dillerle bir müdahale geliyor. Ya bu soruyu cevaplamak için aslında şu soruyu cevaplamak lazım. Bizim muhalefetimiz normal siyasi dinamiklerle ortaya çıkan normal bir muhalefet mi? Hayır, değil. Bizim muhalefetimiz normal dinamiklerle ortaya çıkan bir muhalefet değil. Maalesef özellikle 2018'den beri, bu ittifaklar ortaya çıktığından beri, yani taban diyebiliriz, iki ittifaka bölündüğünden beri, Millet ve Cumhur İttifakı ikiye bölündüğünden beri, Cumhur İttifakı'nın, hatta özelde Erdoğan'ın iktidardan düşmesi için tabiri caizse elindeki bütün malzemeyi hiçbir siyasi etik, hiçbir siyasi ahlak düşünmeden kullanan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu malzeme içerisinde diplomasi de var. Yani PKK konusunu bile kullanmaktan çekinmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tamamen Erdoğan iktidarın düşürmesi yönelik bir. Ama burada zamanlama muhalefet enteresan. Yani yeni Amerikan yönetimi gelmiş ve S-400'e bangır bangır bağırıyorlar. Onları bağırırken biz diyoruz ki onlara, onların karşısına bir öneriyle çıkıyoruz. PKK diyoruz. Tamam o zaman PKK. Evet. Tam o anda da artık hani PKK'nın adını anmayacak şekilde direktman hükümeti, hatta direktman cumhurbaşkanını suçlayan bir dil kullanmaya başlıyor. İşte ifade ettiğim gibi bizim diplomasideki muhataplarımız aynı zamanda muhalefetle temasta olan noktalar diyebiliriz, güç odakları diyebiliriz. Nitekim yani, bu bir planmış, bunu Biden'ın meşhur konuşmasında anladık Barış. Yani bizdeki muhalefetin aslında dışarısıyla doğrudan bir ittifak içinde bulunması dışarısının bir planıymış. Artık bunun daha uzatılacak hali var mı? Yani Biden'ın o konuşmasının tahrif edilecek başka türlü ya da tefsiri, farklı bir tefsiri olabilir mi? Olmaz yani, böyle bir şey var mı? Çok net bir konuşma değil mi? İşte öyleymiş meğerse. Tabii yani. Ki ya biz muhalefet destek Erdoğan'ı devredin. Yani raporda da yazdılar. Bu kadar net. Bu plan işliyor. Yani bunu o kadar uzun boylu bir şey değil. Bak, ajenta diyorum. Bu kelimenin öteki diğer karşılığını kullanmaktan hala imtina ediyorum. Hı hı. Ağır gelir diye, ama ajantanın ne olduğuna izleyicilerimiz baksınlar. Yani agent'tan falan, hani o köklerden. Hı hı. Yani ajanta bunlar ya. Bu kadar ya, basit yani. Ve bu muhalefet modeliyle biz 2010-2011'de tanışmaya başladık. Ama 2017-2018'den sonra iyice netleşmeye başladı. Bu muhalefet modeli sağlıklı bir muhalefet değil. Bu muhalefet modeliyle bir ülke dış politikada kendi çıkarlarını sağlıklı koruyamaz. Çünkü sürekli olarak içeriği ikna etmeye çalışıyoruz. Muhalefeti ikna etmeye çalışıyoruz. Muhalefetle ilgili enerji harcarken, evet, bir taraftan da şu her tarafı ateş çemberi olan coğrafyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği diyor ki HDP'ye dokunamazsın diyor. Hı hı. Mesela tam bu noktada. Yani evet. Şimdi muhalefet bu denli 10 gündür bu baskıyı yapmasa, daha doğrusu bu dili kullanmasa, bu propagandayı yapmasa, Avrupa Birliği de belki o sert şekilde bu işe, Türkiye'nin iç işlerine müdahale hakkını kendinde
hak edinemeyecek. Ya tabii HDP yine mutlaka söyleyeceklerdir ama en azından şimdi ellerinde dayanakları da var. Diyorlar ki yani bak koskoca ana muhalefet. O da aynısını söylüyor. Ya tabii şimdi HDP'yi ayrı bir celsede konuşmak lazım aslında. Şimdi arada kaynaması önemli bir konu ama yani HDP ile ilgili AB'nin tavrına birazcık bakacak olsak öncelikle daha geçmişe bakalım. Yani İspanya'da Batasuna'nın haline bakalım. Zamanında İra'da Gerdims'in yaşadığına bakalım. Yani AB bu konuda... Yok çok işe gitmeyen bu dokunulmazlık meselesi Marine Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'ndaki dokunulmazlığı da yok. Tabii bir de niye yok? Yani Daesh görselini paylaştı diye. Hani kadın onu propaganda içinde paylaşmıyor. Birisi ona sen Daesh'çisin diyor. O diyor ki bak diyor Daesh gerçekten neymiş? Kafa kesen adamlar yani bunlar diyor. Bunu yaptığı için hem Fransa'dan milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldı hem de Avrupa Parlamentosu. Ya tabii ki dokunulmazlığın kaldırılması, siyasetçilerin, muhalif siyasetçilerin hapse atılması vesaire, siyasi partilerin kapatılması, terörle ilişkili siyasi partilerin kapatılmasının hepsinin geçmişi AB içerisinde var. AB varken var. Dolayısıyla HDP ile ilgili bu AB'nin çıkışını öyle çok çok samimi görmek lazım ama onu ayrıca bir celsede konuşuruz açıkçası. Arda kaynamasın. O kadar çok mesele var ki bu konularda. Mesela şu İspanya'da rapçi terörü övdü diye adamı evini bastılar. İşte üniversiteye sığınmıştı. Üniversiteyi bastılar, tutukladılar. 9 gündür olaylar devam ediyor ama oradaki algı şu. Yani bu rapçi terörü övdü. İşte ayrılıkçı bunlar. Bunlar dayağı hak eder. Şiddet buraya haktır ve Avrupa Birliği'nden ses yok. O kadar çok bu anlamda çifte standart var ki yani artık o kadar da çok alıştık ki bu çifte standartlara. Hani artık bir haberci gözüyle haber değeri bile bulamıyoruz maalesef. O noktaya geldik. Evet. Çünkü yıllar içerisinde... Kaç standart bekliyorduk ya? Ya niye çifte standarttan bu kadar şikayet ediyoruz ki ta? Zaten onlardan standart beklememiz kabahatli. Biz buna niye şartlandırıldık? Esas artık bunu sormamız lazım. İşte herhalde artık burada bunları sorgulamak yerine yani o burada çifte standart yapıyor. Evet yapacak yani. Dediği gibi varlığı onun üzerine kurulu. Tek standart aslında. Yani bu işin standardı bu. Ya bütün filozofları Avrupa felsefesi gökleri çıkarttığımız bizim de zaman zaman önem verdiğimiz filozofların tamamı Locke'tan başlayarak ırkçı mesela. Yani bunun standartı mı var? Ya Avrupa... Standartsızlar zaten. Standartları bu hatta deyim yerindeyse. Ya Boğaziçi abi zaten olay... Avrupa toplumlarının tarihi zaten ırkçılık ve kölecilik üzerine kuruldu. Kölecilik üzerine kuruldu. Yani ben... sonunda her sıkıştıklarında kolonyalist perspektife geri dönerler hatta. Evet. İlle de bir standart arıyorsan ikili, üçlü, dörtlü falan dillerdir. Tek standartları vardır. Kolonyalist perspektife geri dönmek. Bir şey söyleyeyim mi? Almanya'nın farklılığı ve problemi ne biliyor musun? En esaslı problem. Bu kolonyalizmin içinde yer alamamış olmasından kaynaklanan tuhaf bir özelliği var. Onu da konuşuruz sonra. Pardon Oğuzhan. Estağfurullah abi. Yeri dar zamanı azar. Sen en son Boğaziçi provokasyonunda Avrupa Birliği hemen topa girdi. Amerika topa girdi. Yunanistan'da mesela üniversitelere kampüs kurdu. Kampüslere pardon polis karakolları kuruldu. Yasası da geçti. Kıyamet koptu. Öğrenciler polisle çalıştılar. Birçoğu gözaltına alındı. Hiç oralı bile olmadılar. Hiç. Şimdi bu HDP meselesi de, PKK meselesi de, Yunanistan meselesi de, Boğaziçi meselesi de bunlar çok ayrı konular gibi görünüyor ya. Aslında hepsi aynı konu. Yine onların hepsi network. Hepsi aynı network. O yüzden ben Dede Ağaç'la Deri 2'de birbirine hepsi aynı bağlayabiliyoruz network. Yani. O meselenin sahipleri de aynı, efendiler de aynı, buradaki uzantıları da aynı. Ve buradaki uzantıları sadece aslında biz böyle siyasi partiler falan gibi bakıyoruz. Aslında ondan daha bence konuşması gereken daha önemli mevzu burada onların sözcüsü gibi dolaşan ama kendilerine böyle büyük sıfatlar veren böyle aydın, entelektüel, sanatçı falan diye ortalıkta gezinen tipler. Çünkü esas toplumun gündemini belirleyenler onlar. Yani siyasetin gündemi belirleme kapasitesi belli. Ama bunu yaygınlaştırabilen, kitleselleştiren... Anladık zaten Oğuzhan, siyaset gündemi belirleyemiyormuş. Belirlemiyor. İktidarı da dahil, muhalefet de dahil. Kusura bakmasınlar iktidar partisindeki arkadaşlar da. Ama hikayeymiş yani. Bir de Boğaziçi ki... En dar kapsamlı, en seçkinci ve hiçbir zaman üniversite dediğimizde merkezileşmemiş bir üniversiteden söz ediyoruz. Evet. Oradaki bir rektör atamasını bütün Türkiye'nin meselesi haline getirdiler. Arkadaşlar bir durun kendi kendinize sorun. Ne yaptınız siz ya? Hayır bunu o Boğaziçi'nde protesto edenler için söylemiyorum. Siyaset kurumuna söylüyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Boğaziçi'nden kocaman bir olay çıktı. Bu üzgünüm ama siyaset kurumunda sorundur. İşte orada bir ajans, hani malum ajans var ya. 3-5 sanatçı bütün bir gündemi belirleyebiliyor. Ve bir Boğaziçi meselesi, HDP meselesi de aynı. Yani bir Boğaziçi'ye, Türkiye'nin bir üniversitesine bir rektör atanacak. Yahu Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı bu konuda açıklama yapar mı? Yani Amerika'da bir rektör atanmasını biz biliyor muyuz veya dünyadaki herhangi bir ülke bilir mi? Ki orada da atanıyor ayrıca. Aynı şey HDP PKK meselesi içinde.
Ben hafta içinde bir yerde konuştum, o da çok paylaşılmış. Az önce Barış Hocam dedi, ikna edebiliyor muyuz diye. Biz daha kendi aydınımızı, sanatçımızı PKK'nın katili olduğuna 40 senede ikna edememişiz ya. Ona ikna etmeye uğraşıyoruz maalesef. Ya. Gara'da katliam yaptı bu PKK terör örgütü, bu katiller sürüsü. Ya bunu hakikaten PKK yaptı diye bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey. Evet. Dehşet bir şey. Çok dehşet yani, bir şey. Yani ben mesela konuşmak istemiyorum bu konu üzerine. Olmaz böyle bir şey. Yani şehit cenazelerin resimlerini gösterilmeye gelecek kadar ya, o kadar acı bir şey ki bu hakikaten. Ya düşünebiliyor musunuz? Hani atıyorum şimdi, DAEŞ'in katil olduğunu Amerikan sanatçısına ispat etmeye çalışan bir Amerikan devleti. Böyle bir bu şey muhalefetin muhalefet olmadığının örneği değil mi? Hatta evet, bugün ana muhalefetten bir vekil şey demedi mi? Nasıl öldürüldükleri önemli değil. Evet. Arkadaş ne önemli o zaman ya? Sen nasıl çıkıp konuşuyorsun böyle? Veya bu neyin muhalefeti? Bu neresi ya? Kimden yani gelirse? Biz bir şey ispat etmeye çalışıyoruz. Hep çünkü şey, evet problem orada. Yani ya ciddi. Libya'da ne işimizin bravo, olduğunu, Suriye'de bravo, ne işimizin evet. olduğunu, işte Azerbaycan'a Suriyeli cihatçıları göndermediğimizi. Bravo. Hep bunları izah etmek zorundayız. Bu kızmasınlar arkadaşlar ama sıkıştırıldığımız köşe bu işte. Evet, devlet evet. sürekli olarak bir şeyi açıklamaya, bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Zan altında arkadaş, zaten devlet oluyor zaten. Çok ilginç ve dönüşmekte olan 2-3 sene içerisinde dönüşecek bir dünya, bir dönem, bütün dünya öyle bir dönemde. Ve biz hala bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Kimlere? Bu adamlara, bak bu adamlara, bu acentalara. Ya bu çok üzücü bir şey. Emin ol, bu Haiti'de falan, Haiti'de böyle muhalefet olmaz. Yani şöyle bir konuda muhalefet, bir Muz Cumhuriyeti'nde şöyle bir muhalefet çıkmaz. Olmaz. Böyle bir muhalif entelektüel tipi de olmaz. Sadece hani partilerle kısıtlı. Bu muhalefet değil yani o yüzden. Değil. Sanatçı da olmaz. Yani bu hakikaten, çünkü bunlar artık devlet, vatan, millet meselesi değil geçecek. Bunlar insanlık meselesi ya. Yani bir terör örgütünün insanları katletmesi bir insanlık suçu. Hani böyle bir olayda bile insani bir tavır ortaya koyamayan, aman koyarlarsa devletle milletle yayına geliriz diye çekinen bir mandacı güruhla karşı karşıyayız. Hani bunu söylemek istedim. Bu Yunan meselesi önemli. Az önce Haşmet abi çok güzel mevzuyu oraya getirmişti. Yani bir kitle oluşturuldu. Bir Yunan propagandası ve kültürünün tanıtımı üzerinden böyle bir Yunan perestlik oluşturuldu bu ülkede. Ya Yunan ya şuna artık şuna yanıyorum ya. Başka bir millete perestlik olması da artık geçtim yani. Hani Amerikan emperyalizmine hayranlık duyan belki bir kitle olabilir falan da Yunanistan kim? Yunanlar kim hani? Artık işin burasına geldim ben. Şimdi bu HDP PKK meselesi de aynı şey. Ya Batı Sunay Partisi niye kapatıldı? Sadece bir parti binasında bir ETA flaması çıktı diye kapatıldı. Ya şurada herhangi bir HDP binasına girin. Herhangi bir tanesine girin. Zaten Esenyurt'a girdiler tezahüratla ilaçlama için girdiler. Flamasızı yoktur diyeceksin. Flamasızı yoktur ya. Yunanistan geçen sene Altın Şafak'ı kapattı. Altın Şafak'ı kapatması da aynı şey. Veya Katalonya meselesi. Evet. Katalonya'da terör örgütü bile yok ya. Evet. Adama sadece bağımsızlık istedi diye haklarında bir ceza veriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İspanyol yargısı da özellik şey istiyor. Sadece özellik. Özellik hani, istiyor. Yani onunla alakalı bir şey. Zaten bir yönetimi vardı. İşte onların da hepsi hapsedildi. Hani sen çifte standart demiştin ya. Hani hakikaten bu tabloya bakınca Haşmet abi. Yani çifte standart demiyoruz. Haşmet abi dediği gibi hani burada artık standart olmadı çok açık net zaten. Yani burada zaten Türk ve Müslüman olmak yetiyor bu mevzuda. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlıkları da bundan. Onun şahsından dolayı, kaşından gözünden dolayı ya değil. Adam zaten sadece kendi kimliğini savunmasından dolayı. Rusya'da aynısını yapıyor. Yani evet. Rusya'da diyor ki Gürcistan'da Rus orada bir muhalefet lideri, Rusya karşıtı evet. tutuklandı. Tutuklanacağını biliyordu bu adam. Yani 2019 hakkında tutuklama kararı var. Dediler ki ona kefaletini öde, serbest kal. Tutuklamayalım seni. Ödemeyeceğim dedi. Çünkü kahramanlaşmak istiyor. Navalny'ye bakıyorsun. Gitme. Gidersen tutuklanacaksın orada. Yok olsun ben gideyim tutuklanayım. Evet. Evet. Aynı şey Gürcistan'da da oluyor. Kefaleti ödüyor, ödemem, tutuklanayım. Tutuklanmak isteyen muhalefet liderleri... Sonra da zaten olaylar hemen, çıkıyor evet, filan. Hemen arkasından Blinken açıklama yapıyor. Ya da işte Ned Price değil mi? Amerikan Dışişleri evet. Sözcüsü. O evet. açıklama yapıyor. Gürcistan'da biz demokrasi vurgusu. Şimdi Rusya'da burada vurgusu. Esas evet. meseleye gelirsek... Tabii Rusların meselesi gibi duruyor aslında ama... Hani bir de şu var işte dediğimiz gibi... nereden desek Rusya'yı hep çevreliyorlar. Altınlara bakıyorsun Türkiye'yi çevreliyorlar. Ya tabii canım. Şimdi orada bu Türkiye çevreleme meselesi de işte özellikle onu söyleyecektim. Allah'tan orada bizim çok hayırlı bir gelişme oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar'ın kazanması çok büyük bir goldür. Tıpkı Ayasofya'nın açılması gibi. Bakın hala o kaleye giren topu çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkartamayacaklar. Yani orada hakikaten yani böyle çok böyle belki karamsar bir tablo çizdik program başından beri ama
Türkiye'de bir şekilde hakikaten iyi bir şekilde direniyor. Direnmeye de çalışıyor. Yani Allah'ın izniyle direnecek. Hani bunda kendi çizelim. Hamlelerini de yapıyor. Yapıyor. Karamsar tabloya gerek yok evet. Ama muhalefet bütün evet. bütün bu hamlelerin üstünü örttüğü sürece biz de böyle konuşmak zorunda kalıyoruz. Biz de ikna etmeye çalışıyoruz. Evet, bir, yani kendi kendimize de bunları söylüyoruz. Evet. İkna mı Gazbaş Mit abi? Yani ikna etmeye ya, çalışmak yerine bir iki bir şey daha söyleyeyim de. Bir iki bir şey daha söyleyeyim ona gelmeden önce. Ya bu başta sen soru sordun da arada kaynamasın. Barış Hocam biraz bahsetti. Bu Mora katliamı meselesi çok önemli ya. Yani Mora'da bugün Mora insanlar hani anlatmak lazım. Yunanistan en güneyindeki o yarımadadır. Evet. Mora yarımadası. Yunanistan o en güneyindeki Mora yarımadasında bile çok ciddi bir Türk nüfusu vardı. Bundan 150 sene önce. İşte esas hikaye orada. Orada 40 bin kişiyi sadece bir tane şehirde katlettiler. Evet. Bu bir soykırımdır aslında. Biz bunu bir unuttuk. Biz kendimiz unuttuk. Bırakın dünyayı anlatmayı. Bu tarihe geçecek bir şeydir ve tekrar fırsatı bulunca yapacakları şeydir. Kıbrıs'ta da zaten tabii. yapıyorlardı. 3-4 gün sürdü o katliam. Sadece evet. 3-4 gün. Hatta bu katliamda raporlar oradaki İngiliz şeylerden, sefirlerden falan nakledilen şeyler. Tabii. Şimdi bu Mora meselesi önemli. Biz tarihimizi unutuyoruz. Bırakın dünyayı anlatmayı, kendimizi anlatamıyoruz. Bugün Yunanistan denilen coğrafya, Haşmet abi çok gitmiştir, görmüştür. Yunanistan denen coğrafyada biz 550 sene bir tane valiyle yönettik. 550 senede orada çok fazla Türk vardı. Bugün hani Balkan göçmenler dediğimiz nüfus oraya yerleştirilen Türklerdi. Orayı Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmek üzere imparator tarafından. Onların birçoğu sürüldü, birçoğu katledildi. Ve Yunanistan'da bundan 150 sene önce yüzlerce cami, çeşme, evet. köprü, han, hamam, Türk eseri vardı. Bugün Batı Trakya hariç bir tane bırakmadılar ya. Evet. Hala yıllardır Atina'da bir tane cami açacaklar. Hala bir sürü evet. problem çıkarıyorlar. Ve bütün bunları hala sadece diplomatik çerçevede yaklaşıyoruz. Bakın devlet yaklaşabilir. Benim derdim şu. Şimdi tekrar oraya geldiğin için söyleyeyim arada. Bir parantez gibi söyleyeyim. Benim derdim şu. Artık yeter. Devlet kendi diplomatik dilini falan kullanıyor. Biz niye ya? Sokaktaki insan niye bu meseleleri sanki diplomatmış gibi konuşuyoruz ki? Ya sokaktaki insan niye mesela Yunan Kurtuluş Savaşı diye bir şeye inanıyor ama oranın aslında Osmanlı'nın toprağı ve sayısız Türk, sayısız Müslümanla dolu olduğunu evet. ve bunların ya büyük bölümünün katledildiğini niye mesela artık ve öğrenmiyor? Niye bu açıdan konuşmuyor? Benim derdim bu. Yani bizi izleyenler de anlasınlar. Daha bunun gibi bir yığın şey var. Evet. Bunun gibi bir yığın şey var. Artık yavaş yavaş buna başlayalım yani. Daha şimdi başlamayacaksak artık daha ne zaman başlayacağız? Bu. Bırak, bir de bugün var. Türkiye'de milyonlarca mübadeleyle gelen insan var Yunanistan'dan. Milyonlarca Türk Müslüman var. Onların torunları yaşıyor. Selanik göçmenleri çok fazla. En acayip şu ama. Onlar bile mevzuyu unutmuşlar birçoğu. Yani bu hakikaten çok acı bir şey. Unutmuşlar bir yana. Şimdi bak sen çok acı bir yere getirdin. Evet. Şimdi bu mübadeleyle o mübadelelerden gelenlerin torunları ve hatta torunlarının torunları şu anda sana muhalefet partileri gibi konuşuyorlar. Dolayısıyla yine o parantez içine geleceğim. Nasıl bu hale geldik? Neden onlar öyle konuşuyorlar? Artık bunları konuşmamız lazım. Biz devlet değiliz. Bak ben devlet falan değilim. Devletin nelere hazırlandığını görüyorum. Dediği doğru. Barış'ın da Oğuzhan'ın da. Aslında gözden kaçırmayalım. Yani Ayasofya'nın açılışından daha birçok şeye kadar aslında devlet gelmekte olanı, yaklaşmakta olanı görmüş ki Türk devlet aklı açısından bu çok önemlidir. Çünkü bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce bunları göremiyorduk. Tabii. Bütün hazırlıklarını yapmış ama ben devlet değilim. Ama benim üzerime düşen bir görev var. Düşünen, okuyan, yani ben derken sizleri kastediyorum. İzleyiciler, hepimiz normal insanlar. Okuyan, hani öyle önemli okuyan olması gerekmiyor. Gazete okuyan. Canı sıkıldığında Twitter'a bakan filan. Yani bu insanların artık biz diplomat gibi düşünmek zorunda değiliz. Hop bir dakika ne oluyor ya demek zorundayız. Yani bana eski Osmanlı topraklarında olup bitenlerden söz dilinde bir dakika ne oluyor demem lazım. Büyük Rumeli sürgününü öğrenmem lazım. Eskisi kadar zor da değil. Tonla kitap falan okumak gerekmiyor. Google'a baksan anlıyorsun zaten. Yani efendim Google'layınca orada yanlış şeyler çıkmış. Ya artık o kadar da akıllı olun yani. Yanlış şeylere bakmayın, doğru şeylere bakın. Ya canınız mı istemiyor? Nedir yani doğrusunu öğrenmeyi? Anlamıyorum ki ama öğrenmek o açıdan konuşmamız lazım. Libya'da böyle. Bayılıyorlar Mustafa Kemal'in Libya fotoğrafını koymaya. Ama sadece yakışıklı buldukları için.
Ya oraya Mustafa Kemal ve diğer subaylar niçin gitmişler? Evet. Ya bir de onu da konuşun arkadaş ya. Yeter, bıktım. Libya'da ne işimiz var diyenlere itiraz etsinler mesela ya. Libya'da ne işimiz var diyenlerin bir, hepsinin bir evlerinin bir yerinde muhtemelen o fotoğrafta vardır. Ya ne tuhaf değil mi? Artık bu tuhaflıkları ortadan kaldırmalıyız. Sonra yine farklı farklı düşüncelerimiz olabilir. Geleceğe dair ve geleceğin Türkiye'sine ilişkin hepimizin ayrı tasavvurları olabilir. Ama önce şunlar da böyle acayip. Ama işte burada ne var biliyor musun? Upuzun bir talim terbiye tarihi ve hep devlet nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyorsunuz diye kendinizi devlet gibisi devlet sanmaya başlamışız. Devlet Mora katliamını unutturmuş. E sokaktaki adam da Mora katliamını unuttu. Hatta Mora yani, katliamından kaçanların torunlarının torunları da unutuyor. Şimdi Mora, olmaz böyle bir şey. Mora ya. Katliamı diyoruz 200 yıl önce. Gara katliamını anlatmak zorunda İşte zaten onları unuttuğun için Gara katliamı... Bak oraya o, yani zaten derdim o. En baştan başlayacağız. Derdim o. Yani. Gara katliamını anlatmaya çalışmak dehşet bir şey. Ama o yüzden yani diğerlerinin hepsini unuta, örte, öğrenmeye reddede Gara katliamı da sanki başka bir ülkede, başka bir dünyada olmuş gibi. Sanırsın Bangkok'ta olmuş yani. Öyle bir terör faaliyeti var. Ama nereden gelirse gelsin. Ünlü bir profesör zaten daha ilk günü yazdı değil mi? Terör yani teröristlere karşı çıkıyor ama terör nereden gelirse gelsin. Ya bir adını söyle kimden gelmiş artık yeter öğrenelim. Hatta bak şimdi burada ne diyorum ben? Bunlar her şeye rağmen... Terör örgütü demiş ya illa PKK demek şart mı falan diye savunuyorlar. Mesela. Ama bunu nasıl artık bunu nasıl yani. Anlamıyoruz artık? Niye yahu bayıldıkları Avrupa olur olmaz her şeye DAEŞ terörü diyor. Niye İslami terör diyor? Ya da İslami terör dediğinde niçin o adlandırmayı yaptığını sen anlamıyorsan zaten hiç konuşulacak bir şey yani. Değil. Şimdi adını koymak lazım. Adlandırmak evet. Savaşın ilk adımıdır. Adlandırmayı yapmazsan zaten kaybetmeye hazırlandın siz demektir. Siz programın ilk bölümünde Afganistan'daki evet. Vatanlarını savunan insanlara Batı medyasının asiler sıfatını taktığını söylediniz. E şimdi bakıyorsun mesela Guardian gazetesi Öcalan'a özgürlük. Tak. Bunlar özgürlük savaşçısı. Öyle. Onlar her zaman bu dili kullanıyor. Yani biz yıllardır CNN International ya da BBC'ye ya bunlara fighters demeyin savaşçı falan değil. Bunlar teröristtir. Dediğimiz zaman yok efendim ya işte onların kullandıkları değil onun, orada onun karşılığı öyle vesaire falan gibi savunmaya çalıştılar ama adı konuyor işte yani herhalde yani bir şey adını koyalım deriz ya böyle evet, çok adı konsun. Bunun bir adını koyalım işte zaten adını da ama öğrenerek bilerek artık üstünü örterek değil o konunun üzerine giderek ad koyulur. Yani şimdi bunlar sürpriz mi? 10 tane İngiliz gazetesi. Hiç sürpriz değil. Öcalan'a özgürlük. Hani bunlar terör örgütüydü? Hiç. Ama işte arkalarında sarı renkli flama yok. Katalogda kırmızı var. O yüzden bu kullandıkları... Bütün bu numaralarının altyapısını MacGurk hazırladı. O adam tekrar göreve geldi. Ben de soruyorum bu da mı sürpriz? Değil. Hepsi birbirine bağlantılı. Niye ikide bir network diyorum? Hatta sadece şunu söyleyeyim de bak orada garasından morasına hepsini birleştirelim. Şimdi bir izleyicimiz haklı olarak şu network olayını bilen. Bak network nedir? Ağ diyoruz değil mi? Modern hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne ağ? Örümcek ağ mı? Bir olabilir bak. Ama bir şey, eski bir network'ün eski karşılığını sözlükten bulduğumuz zaman her şey anlaşılıyor. Her şey anlaşılacak şimdi. Niye network diyorum? Bunların hepsi birbirine bağlı falan diyorum ama niye network kelimesini kullanıyorum? Şimdi söylüyorum onun güzel Türkçe ile karşılığını söylüyorum. Şebeke. Evet. Biz nelere şebeke diyoruz ha? Mesela deniyor ki uyuşturucu şebekesi yakalanmış ya. Şebeke. Anlatabiliyor muyum? Olan ve en sözünü ettiğim şey olan bir şebeke. MacGurk'tan Londra'daki gazetelerde 10 gazetede çıkan ilana kadar bir şebeke. Yeni Zelanda'daki pislikten bugün konuşmamıza sebep olan Mora katliamının konuşmasına sebep olan olaylara kadar. Aziz. Şebeke. Şebeke işte. Şimdi anlatabiliyor muyum? Net. Network bu. Ve hepsi bir şebeke. Yani mesela ben Kıbrıs konusunda Türkiye'nin çıkarlarını savunan iki tweet attım mı iki gün kısıtlama geliyorsa şebeke. Geliyor. Şebeke işte. Şebeke. Twitter'ın
board'una yani yönetim kuruluna kadar uzanan. Bu işte bağlantı network dediğim bu. Network dememin sebebi daha modern, dijital ve kibar. Ama gerçeği şebeke. Ne zaman anlıyoruz? O meğerse kibarca söylediğimiz network bildiğimiz basbayağı şebekeymiş. Ne zaman anlıyoruz? İşte şimdi anlamaya başladık. Daha da anlayacağız. Bu işler böyle sürecek. Daha da anlayacağız. Şebekeyle karşı karşıya gelince anlıyoruz. İçinde olunca anlamıyoruz. Yaşa. Veya ya da onun üzerine konuşurken filan, ona bakarken filan anlamıyoruz. Hı-hı. Böyle kanlı canlı karşımıza çıkıyor. Birdenbire orada bak diyor ki şeyiniz kısıtlanmıştır. Niye? Veya bir anda devlet görevlisi, yani. Cumhurbaşkanı devlet görevlisi yazınca anlıyoruz neyle karşı karşıya olduğumuzu. Evet, aynen. Çok klasik gelecek belki ama Biden yönetimi geldikten sonra DAEŞ'in bir anda ortaya çıkması. Ya, ben burada DAEŞ'in son programda sana demiştim ve dedin ki abi çok dehşet oldu şimdi bu. Yani Biden geldiğinde DAEŞ tekrar canlandırılır o zaman dediğimde. Çünkü bunu biliyor yani. Bak şimdi şebekeye bakalım. Şimdi bu daha yakın zamanın şebekesinde aktörlerden biri DAEŞ. Ama şimdi biz mesela Barış'la kaç kez yine bu programda gündeme getirdik. Hatırlayacak devamlı izleyicilerimiz. Nasıl bir şebeke bağlantısı var? Nasıl oluyor da PKK'yı bu kadar savunuyorlar diyorsun? Hala ve ısrarla terörü hiç önemsemeksizin diyorsun. İyi de 2004 Pentagon haritalarında zaten o koridor bir başka devlete bırakıldı. O Pentagon'da o haritaları hazırlayanların başındaki ekipte iktidar değişiyor. O geliyor, bu geliyor. Yine hep o ekip oluyor. O da şöyle düşünüyor. Ya o koridordaki o devleti PKK kurabilir yani. Canım olur mu? Biz PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Ya onu SDG falan yaparsın. O koridor o devlet olur. Ama burada neyi vurguluyorum Taha? 2004'teki haritada var. Biz hep unutup duruyoruz ama o adamlar o haritaları görünür yerlerde, çekmecelere atmıyorlar. Görünür yerlerde tutuyorlar. O haritalar üzerinden yürüyorlar. Artık bunları da kaç kez söyleyelim, artık bunları da bilelim. Devlet biliyor Allah'tan. Devletin sorunu şu. Devlet siyasetle birlikte iş yaptığında bir şey anlatmaya çalışıyor. Sürekli bir şey anlatmaya çalışıyor. Çok ciddi bir problem bu. Şu anda yaşadığımız o işte. Başka hiçbir ülkede olmayacak bir şey. Yani biz Avrupa Birliği'ne HDP tepkisi vermeden önce bir içeride PKK'yı izah etmek zorunda kalıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu hep böyle devam ediyor. Hep sadece PKK da değil. Ben istersen bir ray değişikliği yapayım. Tabii ki. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Le Pen'le konuşması çok önemlidir. Kesinlikle. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Biz hala, şimdi bak mesela iki arkadaşımız, işte mesela onlar da yine bir 28 Şubat konuşacaklar bir başka programda. Sonra bir başka bir şeyde yine başka arkadaşlarımız 28 Şubat konuşacaklar. Niye zaman geldi filan? Global 28 Şubat hazırlanıyor. Desem ne olur? Diyorum. Şu anda diyorum. Hepsi bağlantılı. Şimdi bu var. Bir tarafta bu var. Öbür tarafta da mesele büyüyor bak. Türkiye, ya biz daha İsmet Özel'in çok geçmiş zamanda söylediğini yeni fark etmeye başladık. Ya meğerse dünyada gerçekten Müslüman deyince dünyanın merkezinde, yani Batı'da, Avrupa'da özellikle Müslüman deyince Türklermiş bu. Yeni Zelanda'da terör. Bak yine oraya geldik. Evet. Adamın manifestosunu hiç hafifsemeyin. O muazzam bir manifestodur. Yani muazzamlığı şuradan. Çok uzun, çok detaylı. O anlamda muazzam diyorum. Oradaki camidekileri bunlar Pakistanlı mı, Afganistanlı mı, Iraklı mı demedi. Türk diye vuruyor. Şimdi daha yeni öğreniyoruz bunu. Daha yeni yüzümüze çarpıyor bu gerçek. Ve beraberinde dolayısıyla Fransa İçişleri Bakanı'nın bir tür global 28 Şubatçı gibi konuşmasını aynı zamanda bir... Türkiye karşıtlığının en derinleştirilmiş hali olarak görmek lazım. Onu hatırlatalım isterseniz. Yani televizyon programına çıkıyorlar seçim vaadi gibi. Hazırdaysa görüntü elimizde, elimizin altındaysa arkadaşlar verebilirsek ekrana da. Fransa İçişleri Bakanı ile Marine Le Pen. Marine Le Pen ben gelince diyor İslamiyet'i komple yasaklayacağım.
Öbürü de diyor ki yani biz senden daha sertiz zaten, yasaklıyoruz. Üç gün sonrasında da o yasayı çıkardılar. Ve dediler ki bundan sonra İslamiyet Fransa'da bizim dediğimiz şekilde yaşanacak. Nedir o? Uygun gördüğümüz hutbeler yazılıp çizilecek. Bunlar okunacak cuma namazlarında. Fransız İslamı. Ve işte bizim, öyle diyorlar. Bizim kurallarımıza uyan imamların arkasında namaz kılınacak. İşi bu noktaya getirdiler. Ve dediği gibi Haşmet abinin hakikaten çok ibretlik bir durum. İki tane, biri muhalefet, biri iktidar. İslamiyet. Bu neye benziyor? Bu neye benziyor? Dur, PKK'la kurtaramayız. SDG yaptığımızda kurtarırızdaki gibi. DAEŞ'i gösteriyorlar sana. Bize özgü, bizim İslamiyetimizi kuralım diyorlar. Ama o İslamiyeti Türkiye'den de böylece şey yapmış olacaklar, kurtarmış olacaklar. Numaralara bakar mısın? Bu numaraların hepsi zaten aynı zamanda yepyeni değiller ki. Yepyeni değiller. Hep tekrar eden numaralar bunlar. Sürekli tekrar ediyorlar. Ya mesela şu anda biz bütün bunları konuşuyoruz ama bir taraftan Avrupa'nın, Allah'a bir şükür olsun ki, Avrupa'nın çok ciddi sorunları var. O ciddi sorunların da yükünü Avrupa'nın kralı diyebileceğimiz Almanya üzerinden çekiliyor o sorunlar. Şimdi mesela bunların hepsi bildiğimiz, yine çok yakın tarihten bildiğimiz şeyler. Şimdi mesela Yunanistan deyip duruyoruz. Geleceğim. Global 28 Şubat'a tekrar geleceğim. Haşmet abi dağıttı konuyu demeyin. Bağlantılar ve aynı zamanda tarih. Tekrar, tekrarlar, tekrar edişler açısından söylüyorum bunu. Şimdi Yunanistan'ı Fransa, Paris söyledi, ABD filan, Yunanistan oraya güvenmeye başladı. Ama Yunanistan'ın limanları bile Almanya'nın. Tabii arada Çin'e de göz kırpıyor, ona da liman vermeye başladı filan. Pireyi verdi galiba. Bir yığın dans Yunanistan'ın. Ama işte o Almanya, Almanya'nın kafası karışık. Almanya bu Yunanistan'la, bu Fransa'yla, bu Hollanda'yla, bu İtalya'yla, bu İtalya ayrı bir hikaye. Orayı vaktimiz olursa bir sayfa şey açarız. Yürüyebilir miyim durumunda? Bak şimdi bu tarihe ne kadar benziyor. Tekrar ediyor pozisyonlar. Bu bizim şansımız. Bu bizdeki acenta muhalefetin şanssızlığı olacak, göreceksiniz. Çünkü Almanlar çok hakimdirler. Özellikle ana muhalefette. Ama şimdi bir problem var. Tekerrür eden şeyler de var. Çok ilginç. Ama Türkiye eskisinden farklı olarak bütün bunların farkında. Problemler de, tekrar ediyorum, devlet farkında, fakat devletin farkındalığının üstünü örtmeye, devleti bile geriletmeye çalışan bir muhalefet var. Böyle olmaz. Böyle yürüyemeyiz. Burada bir çözüm bulmalıyız. Bulmalıyız. Siyaset buna bir çözüm bulmalı. Siyasetin asabı bozuluyor. Dikkatimi çekmeye başladı. Siyasi figürlerin asabı bozulmaya başladı. Haklılar da, çünkü çok sinir bozucu muhalefetin bu hali. Fakat asap bozukluğu bir çözüm değildir. Bir çare de değildir. Bazen gerekirse hukuki çareler bulmamız lazım. Böyle şey olmaz. Hukuki derken? Yani şimdi devlet deyip duruyorum. Yani ya sınırı aşan, Türkiye'den bahseden bir muhalefetin hukuki bir müeydesi olması lazım. Ne kastediyorsun arkadaş sen? Ne diyorum biliyor musun? Şuradaki hale bak ya. Trump'ı seçimde yendikten sonra azletmeye kalkıştılar. Bir tane bir uyduruk kaydırık bir Kapitol baskınından. Bizdeki muhalefetin hukuk olduğunu burada, yani o gece yaşayarak televizyonlarında bir tek siz söylemişsiniz yani. Çünkü bütün yaşadık. Daha sonrasında İzmir'de ne acayipti. Yaşadık. 6 Ocak akşamı. Bu sadece tazminat davalarıyla yürüyecek bir şey midir yani, özellikle ana muhalefet liderinin söylediği laflar? Siyaset dışı bence. Devlete saldırı. O yüzden devlete saldırı. Yani adam Katalan şarkıcı terörü öldü. Şak tutukluyor onu ve orada şeyi görüyor. Yani terör propagandası artı bir de bunlar ayrılıkçı ya. Ya bu adam Katalan. Şimdi Katalanları da sokağa döküyor. Ve bunlara şiddet müstahaktır. Ya mesela belki de şunu konuşması zamanı geldi artık. Normal bir demokratik hukuk devletinde HDP gibi bir parti olur mu? HDP bir parti mi? Yani artık bence bunların konuşması lazım.
Tabii yani yolumuz tuzaklarla dolu, onu da söyleyeyim. Tamam. Mesela HDP'yi kapatsan CHP'nin tamamının HDP'leşmeyeceğinden emin olamazsınız falan. Yani ama bunları masaya getirmeniz lazım artık. Sorun bunları şu, konuşmak zorundasınız. Hüdakaya'ya haddini bildiremiyorsun. Yani problem burada bence. Evet. Yani Marine Le Pen örneğini o yüzden veriyorum. Marine Le Pen de iğrenç bir kadın. Tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Ama bir şekilde onun haddini bildiriyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok daha politikacı. Bizimkiler politikacı değiller. Evet. Bizimkiler başka bir şey yapıyorlar. Marine Le Pen işçisi bildiğimiz politika yapıyor. Ya bu en son Gara'ya gittiği söylenen HDP'li milletvekiliyle ilgili 35 tane fezleke var mecliste. Evet. Ya ama bak, 6 yıldır bekliyor. Arada gerginli yoluyla Hüdakaya kaynadı. Evet. Ya o unutuldu. Demek ki ya şey... 35 fezleke de unutulmaması lazım. Artık niye 8 ya kim unutturuyor arkadaş bize bunu? Bize bunu kim unutturuyor? Ben de bunu soruyorum. Haşmet abi işte o yüzden ısrarla söylüyorum. Biden yönetime geldi ve Türkiye'ye kırmızı çizgimiz PKK'dır dedi. Yani bunu bütün dünyaya ilan etti. O bir manifestoydu belki de. Bundan geri adımımız yok, tavizimiz yok dedi. Ama içeride biz PKK'yı izah etmeye çalışıyoruz. PKK üzerinden devlete saldıranları da işte bir şekilde unutturmaya çalışıyorlar bizi. Çünkü arka arkaya öbürü çıkıyor, öbürü çıkıyor, diğeri çıkıyor. Ona dokunulmazlık, ona bilmem. Hiçbir şey de yapılmıyor. Ve habire de konuşuyorlar. Habire de saldırıyorlar. Bu yüzden zaten nacizane aradan önce, aradan sonra ifade ettik. Ya bu muhalefet Türkiye'ye sürekli enerji kaybettiriyor. Buna mutlaka bir çözüm bulmak gerekiyor. Şu anda gerekiyor. Bile, burada bile. Tabii tabii. Evet. Zaman kaybettiriyor, enerji kaybettiriyor, konsantrasyon evet. kaybettiriyor. Bu hem demokratik açıdan sağlıklı değil, hem de ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş bu durumda artık. Ve terörle mücadele eden, diplomaside varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkenin belki kanunlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım bu konuda. Evet. Onu da söylemek gerekiyor. Belki de fazla tırnak içerisinde söylüyorum demokratiktir bazı kanunlarımız. Kesinlikle. Belki. Çok iltimassız canım. Tırnak içerisinde. Yani. Ya az önce o soruyu o yüzden sordum. Yani işin siyasi boyutu ayrı. Gerçekten salt hukuk olarak baktığımız zaman HDP gibi bir parti olabilir mi Fransa'da, İngiltere'de veya başka bir yerde? Mümkün mü böyle bir şey? İspanya'da olamadı işte mesela. Yani İspanya'da onun milyonda biri vardı üstelik. Hı-hı. Hani HDP'nin yaptıkları milyonda tabii, birini ya yapan bir şey var. Ya zaten... onlar da o yanlışı yaptılar ama sonra yanlışı kaldırdılar. Yani Batasuna'nın varlığı bir test gibiydi. Evet. Biz kaç senedir test ediyoruz? Daha nereye kadar test edeceğiz? Hem de kaç şiddetinde test ediyoruz? Kaç şiddetinde test ediyoruz? Yani bir dakika. Bir araya daha gidelim. Bir reklam aramız daha var. Sonrasında yine birlikte olacağız. Evet, devam ediyoruz. Evet, Oğuzhan Bilgin, o programın başında Ukrayna, Gürcistan dedik. Mesela Gürcistan'daki olay, Ukrayna. Şimdi mesela aklıma şu geldi. Gürcistan'da bu tarz bir olay başlayınca hani Amerika ile Rusya'nın çekişme alanları. Şimdi Amerika ile Çin'in çekişme alanları, Myanmar, Haiti. Amerika ile Rusya'nın çekişme alanları, Moskova'daki Navalny gösterileri ve Gürcistan. Ve aynı zamanda tabii Ukrayna ön plana çıkıyor. Aklıma şu geliyor. Blinken'ın adaylık sonrası işte Senato'ya verdiği briefing sırasında, dış politika ile ilgili briefing sırasında Gürcistan'ı NATO'ya alabiliriz diye bir laf etmişti Antony Blinken, Amerika'nın Dışişleri Bakanı. Şimdi böyle bir durum cereyan etmesi, Gürcistan'ın NATO'ya alınması, belki ajandalarında vardır bu Amerika'nın. Yani bunu Dışişleri Bakanı söylediyse eğer, mutlaka bir ajandalarında var böyle bir ihtimal. Evet. Böyle bir durum olursa Karadeniz'de neler olabilir? Tabii bu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir şey. Yani Gürcistan NATO'ya alınırsa, işte belki Ukrayna vesaire, Rusya'yla savaşmaları durumunda onların, yani bir Osetya meselesi var mesela, bir 2008'deki benzer durumun tekrarı olduğu takdirde o zaman Türkiye ne olacak? Şimdi bu Gürcistan'ın Abazya ve Güney Osetya bölgesinde şu an Rusya'nın fiili işgali altında, evet. biliyoruz. Bir de bu az önce hani programın başında sormuştun ya, Yunanistan devlet mi diye. Gürcistan hakikaten devlet falan değil. Biliyorsunuz Gürcistan eski cumhurbaşkanı şu an Ukrayna'da vali miydi, evet. neydi Saakashvili? Yani böyle bir devletten bahsediyoruz veya devletimsi bir yapıdan bahsediyoruz. Gürcistan'ın NATO'ya girmesi demek herhangi bir devletin NATO'ya girmesi gibi olmaz. Amerika'nın Gürcistan'a yerleşmesi olur. Üst. Tam bir üst. Şu anda bile zaten hafiften üstte. Evet evet. Yani şu, o zaman daha böyle meşrulaştırılmış bir büyük bir üs haline gelir. Hem Rusya'ya karşı hem Türkiye'ye karşı, ikisi de sınırı var. Yani hakikaten Amerika için bulunmaz bir konu. Evet. Bir yandan Ermenistan'ın sınırı var ki o her an aynı zamanda Biden yönetimi için Ermenistan'a müdahale etme şeyidir. Atlama şeyidir, sıçrama tahtasıdır orası. Çünkü şu an Ermenistan müdahale etmek istese edeceği bir şey yok. Bölge evet. yok çok fazla. O yüzden Gürcistan'ın NATO'ya girmesi öyle bir şey.
Şimdi bu Karadeniz meselesine o girişte o yüzden hani oradan açtım ben de mevzuyu. Bu Karadeniz'de hatırlarsanız bu iki hafta önce miydi? Boğazlardan geçiyordu bir Amerikan evet, şey paylaşılmıştı. 3 hafta falan oldu. Üç hafta kırmızı ışıkta durmayız. Kırmızı ışıkta evet, durmayız falan. Hani bu Türkiye'ye bir mesaj olduğu gibi aynı zamanda Karadeniz'e geçişimizi de kimse durduramaz mesajıydı aslında Rusya'ya. Orada 15 Temmuz'a bile gönderme vardı her bence. Her şeye. Ya az önce zaten o yüzden dedim. Bir taşla birkaç kuş vurmayı adamlar hakikaten onu çok iyi biliyorlar. Bir paylaşımda 10 yere mesaj gönderiyorlar. Herkes istediğini hı, alıyor orada. Anlayacağını anlıyor. Bu Ukrayna meselesi de öyle. Yani Ukrayna'nın işte doğusu şu an fiili bir Rus işgali altında veya Rusya yanlısı gruplar diye geçiyor işte onlar. Şimdi bu Ukrayna çözülmemiş bir mesele. Tıpkı Suriye gibi, tıpkı Gürcistan'daki meseleler gibi. Çözülmemiş meseleler aynı zamanda büyük güçler için müdahale edilebilir alanlar demektir. O yüzden buralara müdahale etmek için NATO'yu da alma seçenekleri bazı görünüyor. Hani ben Türkiye merkezi olarak konuşursam Gürcistan NATO'ya girmesi Türkiye'nin çok aleyhine olur. Bir kere Türkiye'nin ilk başta hani birkaç şey sorulabilir. Bir tanesi NATO için Türkiye'nin jeostratejik önemi büyük oranda ortadan kalkabilir. İkincisi Türkiye'ye müdahale etme alanı ortaya çıkabilir. Hatta Gürcistan'dan hani şimdi Suriye'nin kuzeyinde PKK'dan falan bahsediyoruz ya. Birden Gürcistan'da böyle PKK'lı teröristler falan görmeye başlayabiliriz. İş oraya kadar gidebilir. Zaten Ermenistan'da biraz var. Üçüncüsü, az önce söylediğim gibi daha büyük mesele, Gürcistan'da eğer Gürcistan NATO üyesi olsaydı, bu geçtiğimiz aylarda, Ermenistan'ı, Ermenistan'a destek olur ve Karabağ meselesinde sadece inisiyatifi Türkiye ve Rusya bırakmazlardı. Oraya müdahale ederlerdi. Yani o yüzden orası çok önemli bir mesele. Bir de bu tabii Ukrayna meselesini Amerika Birleşik Devletleri şey için kullanıyor. Yani hakikaten Rusya'yı çevrelemek için kullanıyor. Ukrayna'da özellikle bu turuncu devrim sonrası veya ondan sonra bu son gelişen süreçlerde de hep şey gördük. Yani Amerika ile Rusya'nın güç mücadelesini. Şu an artık Doğu bölgesinde yani Rusya yanlısı grupların daha doğrusu Rus kökenlerin yaşadığı yerler Rusya'nın fiili işgal altına girince batıdaki Ukrayna kökenler artık zaten Amerikan yanlısı siyasilere oy veriyorlar ve burada artık Batı'nın yani Ukrayna'nın Batı kesimi, merkezi kesimi ve Batı kesimi artık doğal olarak Amerikancılaşma eğilimi gösteriyor. Çünkü zaten doğusu Rus işgali altında. Bu hakikaten artık Doğu Avrupa'da Ahmet abi demişti az önce. Polonya'dan Bulgaristan, Romanya olan bölgede Ukrayna'nın tamamlanmasıyla birlikte Doğu Avrupa'nın bir Amerikan cephe hattı oluşmasındaki sürecinin son halkası olur bu. Bu hani bu mesele öyle bakmak lazım. Bir de yani hakikaten bir an için şöyle bir son 15-20 seneyi bir düşünelim. Amerika hangi bölgelere yerleşti diye bir baktığımız zaman yani hepsi de Türkiye'nin etrafı. Kuşatma. Tam bir kuşatma bu. Şimdi bu 2004'teki falan bu bob mob meseleler o zamanlar çok gündeme geliyordu. Ya bu komplo teorisi Amerika buralara mı gelecek falan diye çok laflar ediliyordu biliyorsunuz. Ya siz de her şeye sevr paranoyası yapıyorsunuz diyorlardı o zamanki o liberal aydınlar. Zaten liberal liberal medyanın evet, Türkiye'ye de yaptığı en büyük misyoner işi budur. Budur. Evet. Ben de dahil çalıştığım gazetelerde hepimiz bu sevr paranoyası üzerinde inanılmaz bir dezenformasyon yaptık deyim yerindeyse. Ve bunu basit bir yani Türklerin Anadolu'da yaşayan insanların hakikaten bir psikopatolojisiymiş gibi gösterdik. Ya bir beka yani meselesini... Ve bunu medya olarak yaptık olsan... Çok örgütlüydü ya. Çok çok örgütlü bir de çok füzyon vardı yani bayağı bir medya. Yani neredeyse her mesela Hürriyet'in hala yazan çok ünlü genel yayın yönetmeni neredeyse sürekli olarak bu konuda haber yaptırıyordu mesela. Hatta bu koroya ana akım medya açısından düşünecek olursa. Hatta bu koroya kendine bazı İslamcı ve muhafazakar diyen isimler de katıldı. En çok onlar hatta katıldı. Hatta en çok onlar katıldı tabii. Yani evet, liberallerin bu patırtısına en çok katılanlar o dönemin İslamcıları oldu. Bu çok önemli bir vurgu. Evet. Ve şöyle bir hale geldi olay. Sanki sevr yaşanmamış. Evet, evet. Fakat tek tek Anadolu insanı böyle kendiliğinden Anadolu insanında böyle bir paranoya doğmuş. Ne o? Yani tekrardan sevr yaşanabilir. Türkiye'den toprak istenebilir. İşte Türkiye parçalanabilir filan. Yani o arada ne oldu? Dediğin doğru. Mesela benim de erkenden uyanmama sebep olan bir şeylerdendir. Türkiye kuşatılıyor. Kuşatma yazıları yazmaya başladım. O arada bir baktım. Allah Allah ya.
sanki nokta atışı gibi. Yani Türkiye ortada bırakılmış, bütün kenarlarına bir takım şeyler kuruluyor. Evet. Hem de militer, askeri evet. bir çevreleme, bir kuşatma oluşturuluyor. İlk uyanışım budur. Fakat dediği doğru. Bunun üzerine hatta tekrar çalışmak lazım. Bu liberal trendlerin 90'ların sonundan başlayıp 2015'e kadar çok hızlı yürüyen liberal trendlerin, medya içindeki liberal trendlerin bir daha analizini yapmamız lazım. Kesinlikle. Hatta Dostoyevski Suç ve Ceza'da anlatır ya, bir Rus liberali portresi çizer. Tam öyle bir portredir. Yani her milli meseleye dalga geçen ve batıcılığı, özellikle de Amerikancılığı burada bir o alt üzeri anlamında bir ideoloji gibi pazarlayan bir insan tipi. Şimdi mesela Haşmet abi. Bu paranoyanın öteki yüzü ne biliyor musun? Şimdi biraz önce reklama girmeden önce konuştuğumuz mesele, hukuken milli olmayan bir tutumun müeyyidesi olması gerekiyor tavrına da paranoyaklık diyorlar. Evet. Mesela bugün hala bir yine muhafazakar liberallerin bir araya gelip çıkardıkları bir gazete var. Neredeyse her köşe yazısında o var. Yani sen diyorsun ki ya arkadaş bunun hukuki bir karşılığı yok. Yine korkuyor. Ya bırak yapsın, bırak söylesin, bırak. Tamam da ne söylüyor adam yani? Adam tekrar ediyorum, Mısır gibi, Yunanistan gibi, Fransa gibi Türkiye'ye saldırıyor. Türkiye'ye saldırıyor. AK Parti'ye, hükümete bilmem niye değil, Türkiye'ye saldırıyor. Tekrar ediyorum, burası çok önemli. Bunun neresi liberal bir bakışla algılanabilir, şöyle, anlaşılabilir? Şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela bu Derik'teki Amerikan askeri üssü, işte Eindhoven bölgesi de diyorlar aynı zamanda bir başka adıyla. Oraya Amerikalılar artık bas bağırıyorlar yani, buraya Türkiye'nin burnunun dibine biz üs kuruyoruz diye. Ama Haşmet abinin söylediği gibi o ana akım medya değil, işte Hürriyet gazetesi ya da onların meşhur genel yönetmeni gibi değil. Tamamen Orta Doğu'yu da iyi bilen ve bizim içimizden çıkmış olan bazı arkadaşların kurduğu yeni medya platformları çok da etkin kullanıyorlar. Suriye'yi, Irak'ı da çok iyi bilen arkadaşlar bunlar. Israrla günlerdir Amerikalılar bas bağırmasına rağmen o arkadaşlar ısrarla günlerdir yok öyle bir şey, yalanlandı. Delik'te Amerikan üssü falan kurulmuyormuş. Hatta şöyle aslında derler Delik'te, bu soruyu duysalar. Yine mi dış güçler? Yanlamak lazım falan. Ya gibi. Bunları en sonunda ABD ben dış... Ben çok oldum mesela ya, bunları gördüm. Olay, aslında olay trajikomik bir hale geliyor. En sonunda ABD Dışişleri Bakanlığı susun, kuruyoruz ya kardeşim diyecekler yani. Bunların istedikleri bu yani. Daha zaten diyorlar da. Ama o zaman da şey diyor, sen kurmazsın öyle, yanlış konuşmuşsundur diyorlar. Ona derler de yine mi dış güçler, yine mi beka meselesi? O mesela o sözünü ettiğim gazetenin en büyük numarası bu. Evet. Yine mi dış güçler? Evet. Ya arkadaş, ya çok ben kendimden de üzülüyorum. Ben de bir zamanlar bunlara bütünüyle katılmadım ama şey yaptım yani. Sayfa yönettiğim zamanlarda filan bunlara çok yol verdim. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Cidden dertleniyorum. Çünkü şöyle bir şey. Yine mi dış güçler ne ya? Ya zaten dış güç var yani. Artık daha nasıl anlatacağız dış gücü? Bak ben başka bir tarafından anlatayım. Gürcistan dedi. ABD üssü, ABD oradan kuşatıyor filan. Dağıtayım biraz konuşmanı. Sen çünkü sürekli oraya gidiyorsun. Benim de moralim bozuluyor. Kuzey Suriye'ye. Çünkü onları konuşma biçimimiz artık çok yanlış. O yüzden kızıyorum. Moralim bozuluyor değil mi de kızıyorum artık. Yeter yani. Şimdi bak yine muhtemelen bugün yarın öteki kanallarda saatlerce yine bu konuşulacak. Herkes bir şey anlatmaya çalışacak filan. Kızıyorum ondan. Lafı değiştireyim. Gürcistan. Üs. Ya nasıl bir üs biliyor musun? Bugün bunları konuşmalıyız. Hele şu pandemiden sonra. Hatırlarsın Barış. Amerikalı diplomatların çantalarında hastalık üreten biyolojik laboratuvar ürünleriyle yakalanmalarını. Gürcistan bu ya. Yani sadece öyle ABD kontrolünde bir ülke falan deyince öyle basit şeyler falan anlaşılmasın yani. Gürcistan'da bakın. Altını çiziyorum. Wuhan'da virüs çıkınca hepimiz Wuhan'ı konuştuk. Artık Wuhan'ın ne olduğunu bilmeyen çocuk bile yok. Evet ama Gürcistan'da dünyanın en önemli biyolojik terör laboratuvarlarından biri var. Tiflis'e çok yakın üstelik. Ve bu laboratuvarın ne hatlar yediği 2002'de, 2012'de ve 2015'te çeşitli olaylarla tekrar tekrar anlaşıldı. Gürcistan burası arkadaş. ABD hakim o laboratuvarda, ABD. O laboratuvarda üretilen
bir takım şarbon ve benzeri şeyleri diplomatik çantalarında, diplomatik çantalar vardır. Yani biz biliyoruz da şeyler de bilsin. Yani onlar kontrol edilmez. Evet. Bir ihbar üzerine havaalanında çantalar kontrol edildiğinde bulunuyor o korumalı tüpler. Dahası yine Gürcistan'da bazı insanların yüzlerinde yaralar açıldığı biliniyor. Yine Gürcistan'da Ebola'ya benzer fakat Ebola olmayan bir virüs ya da benzeri bir şeyden hastalanmış insanlar var. Apar topar kapatıldığı bir olay ve çok yakın, bundan 4-5 yıl önce. Ne konuşuyoruz biz ya? Ne konuşuyoruz yani? Bu oraya 3 tane uçak, 4 tane işte askeri kamp kurmaktan öte bir şeyden konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya Gürcistan falan bu. Romanya desen, maşallah Romanya'nın tamamı incirlik üssü gibi oldu. Evet. Ya bir şimdi mesela günüm, ya tekrar ediyorum. Ben bizi izleyen ve bu konularla ilgilenen insanlara sesleniyorum, arkadaşlara sesleniyorum. Bizler bu konularda artık çalışmalı, düşünmeli, bakmalıyız. Mesela şunu görmeliyiz yani. Arada biz canımız sıkıldığında iki de bir TikTok'taki danslara bakmanın alemi yok. Romanya'dan gelen ve internet ortamına dağılan otoyol, köylerin yakındaki yollar bilmem ne. Bu açınca görünüyor biliyor musun? Instagram'dan bile görünüyor. Instagram'da sadece hoş ve mutluluk hesaplarına bakmazsan neler görüyorsun? Instagram'da bile var. Bak arkadaş, öyle ülke mi olur ya? Öyle ülke mi olur? Otoyollarında sürekli Amerikan şeyleri dolaşıyor. Rahmet abi şu aklıma geldi. Baksan şaşıracaksın ya zaten yani. Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuz açıklandığında dedik ki ya burası Doğu Akdeniz gibi çok da çetrefilli değil. Evet. Tamamen Türkiye'nin çok belli. Daha sınırları belli. Efendim mesela şu Türkiye'nin çok rahat çıkartıp bunu hem transfer noktasında da kıyımıza da yakın, Avrupa'ya da çok yakın ve en önemlisi sorunlu bir bölge değil. Ama baktığımız zaman müthiş sorunlar yumağa gerekirse örülmeye başlamış. Tabii gerekti çünkü ve evet o yumak örülmeye başlandı. Bir de şimdi o zaman yeri geldi şunu da söyleyelim. Yine yani aklı başında okuyan düşünen insanlar için konuşuyorum. Ya devleti de bir yerden sonra bazı konularda çok zora sokmamak lazım. Şimdi tehlikeli bir söz edeceğim. Çok eleştirileceğim ama söyleyeyim. Ya devlet Kırım ve Uygur yani Doğu Türkistan bölgesindeki sorunlarından haberdar. Ama mesela diyelim ki Kırım. Sabah akşam Kırım'ı konuştuğumuzda Karadeniz'de nasıl bir pozisyon aldığımızı da görmemiz lazım. Bak onu da söyleyeyim. Çok zor bir dönemdeyiz. Bir defa bunları bilelim. Ya Türkiye Ukrayna ile Rusya ile yakın ilişkilerine rağmen niye bu kadar yakın bağlantı kuruyor? Devlet farkında. Hatta Karadeniz'deki hamilerimiz bizi yalnız ABD'ye karşı değil, Rusya'ya karşı da dengeli bir yere götürüyor. Çok iyi bu. Ama biz niye dengesiz davranıyoruz? Hayatta Kırım'ı bırakmam Rusya'ya. Tamam. Ama hepsini aynı çuvala koyup düşünmeye kalktığımız zaman biz o Karadeniz'in içinden çıkamayız. Yani ona ABD bayılır bak sana söyleyeyim. Hatta buna Rusya bile bayılır. Niye? Rusya çatışma pozisyonlarından hiç çekinir mi? Hayır. Barış bak bu çok önemli. Ben konuşmayayım sürekli. Rusya kendisine karşı çatışmacı pozisyon alındığında bundan hiç rahatsız olmayan bir ülke değil mi? Yok. Buna İdlib dahil değil mi ya? Tabii ki. Tam aksine konsolide oluyor. Tam aksine. Sayede. Evet oradaki varlığı konsolide oluyor. Ne zaman anlayacağız bunu? Direkt çatışmacı pozisyonları aldığımızda bundan Rusya da çok memnun. Mesela Derik'te iki gün önce Ruslar devreye attı. Hiç gereği yok. Tam işte. Hı hı. Rusya'nın tarihinde yok böyle bir şey. Rusya tam tersine birileri gelse de benimle çatışsa diyen ülkelerden biri. İşte Kuzey Avrupa'yı sürekli tarzı ediyor uçaklarıyla. Sürekli tarzı ediyor. Bravo ve Polonya'ya karşı Rusya'nın Lavrov'un ekibinin ataklarına dikkat edin son aylarda. Şunu diyor, bana şunu istiyor mesela, numara yapma ya, açıkça tavır al diyor. Yani o yüzden şimdi hani bir denge menge arıyorsak, biz sıradan insanlar bile her şeyi görme zamanımız geldi. Evet. Yani problemlerin tamamını görelim. Elmalar, armutlar, bilmem neler hepsini bir araya topluyoruz. Yani ya bizim bir tane devletimiz var abi.
Bir tane Ankara var, bir tane İstanbul var. Bu parti, o parti, o filan hiç önemli değil artık. Bak şu önemli konjonktürde, plandemi konjonktüründe bu devletin üzerinde hassasiyetle, gerçekten üzerine titrememiz gerekiyor. Dolayısıyla elmalar, armutları filan, ayvaları hepsini bir sepette değerlendirmenin alemi yok. Ama öğreneceğiz. Ama bileceğiz ve hep söylüyorum, agah olacağız. Agah olacağız. Ya Ukrayna. Ya Ukrayna'nın yediği haltların, yediği nanelerin haddi hesabı yok. Ama ben yani biliyorum bizim devlet niye Ukrayna'ya İHA'sından bir mensine destek olur. Rusya ile ilişkilerini çok iyileştirdik. Ama Rusya'ya da bir dakika ya. Şunu da yapıyoruz Rusya'ya. Hop yani bak hop. Şu, bu Karadeniz öyle ucuz bir yer değil. Kırım'a yaptın, fazla ileri gidemez. İşte bu. Bunu görmeyeceksen ne göreceksin? Bir de sen benim burnumdaki Esad'ı destekliyorsun. PKK'yı bilmem ne yapıyorsun. Aynen. Biz de Ukrayna... Evet. Ama dediğiniz gibi onun bir adım ötesi Rusya ile karşı başka bir şey oluyor. Belki o Rusya'nın da içine gelecek bir şey. Ya orada çok herkesin içine gelir. Bir denge var. Bak öyle acayip bir şey ki abi çok kaygan orada yürüyor. ABD bayılır ama hiç hesap etmedikleri evet. Bir şey var bunu yapan arkadaşların, yazar çizer arkadaşların. Rusya da bayılır. Ya evet. Zaten o çok doğru tespit çünkü dediği gibi Haşmet abi yani bu anlamda devlet yani zaten dikkatli hareket ediyor. Devlet o kadar sahip çıkılması lazım ki incecik bir ipin üzerinde... Hiç tarihimizde, yakın tarihimizde olmadığı evet. Kadar ciddi hamleler yapıyor devlet. Evet. Bak mesela programa başlarken konuştuğumuz Navtex, bence çok tarihsel, diğer Navtex'lerle aynı olmayan çok tarihsel özelliklere sahip. Yanılıyor muyum? Evet. Ya bak Limni ve Midilli, bir şey söyleyeceğim. Yani Limni ve Midilli bizim tarafta kalıyor, öyle söyleyeyim. Ya bunun geleceği var ya. Yani... Bu bir projeksiyon. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri böyle bir projeksiyon görmedik devletten. Ya bunu bir önce bu projeksiyonu bir kucaklayalım yahu. Bunun oradan Lozan'a bilmem neye kadar uzanan bir tarafı var. Böyle hemen fındık fıstık haline getirmeyelim bunu. Öyle tartışılıp geçilecek bir şey değil. Mesela yine çok böyle haber olmayan, küçük haberler şeklinde yayınlanan bir gelişme daha vardı bugün. Türk Konseyi ilk kez enerji bakanları toplantısı yaptı, enerji zirvesi yaptı. Bu da çok önemli yani, çok sessiz sedasız ama hep o konuştuğumuz işte Kafkasya, Karabağ meselesi, arkasından ne olur, Türkiye'ye ne gibi faydalar olur noktasında çok önemli bir hadiseydi. O konsey var yıllardır ama enerji konusunda ilk kez bir zirve yapılmış oldu. Ya ben... Az söz bana gelmişse şu Haşmet abi şimdi tabii ki biraz coğrafyayı dağıtmaya çalıştı. İyice dağıtalım o zaman coğrafyayı biz. Çok iyi olur. 2013 senesinde gezi olarak şu dış güçlere gelmeye çalışacağım. Oradan bir örnek vermeye çalışacağım. Hep çünkü dış güçler hocam, diyorsun hocam sen de. Evet. aslında yok öyle bir şey. Yani boş boş konuşuyoruz burada gece vakti. Sen oradan konuyu açtın hocam. Ben oradan şey yapmak eyvallah. İstiyorum. Bir eklenti yapmak istiyorum narcizane. 2013 senesinde Gezi ile benzer zamanlarda Brezilya'da olaylar başladığında, Dilma'ya karşı olaylar başladığında evet. Ve çok benzerdi iki olay. Biz nacizane şey yapmaya başladık. Ya bir gariplik var bunda, çok benziyor, çok eş zamanlı vesaire. İkimiz de AFP borcumuzu kapatmışken oldu bunlar falan. Gene bu dış güçler, muş güçler, hikaye bunlar söylendi. Sonra Dilma zayıfladı bayağı, iktidardan düşmek üzere. 17-25 benzeri bir yargı darbesi düşürüldü iktidardan. Brezilya'nın hali belli. Yine dedik ki ya bu 17-25'e çok benziyor. Bir şeylik var burada. Yani bir üst akıl var. Hakikaten bir ya üst akıl, var. Dış güçler dediler. Yani, yine kapattılar. Kaşınıyorum bu gece ben. İşte ama dedik yani harcılara çırpındık. Hatta şu belki sosyal medyanın en güzel tarafı yazılı kalıyor her şey. Evet. Kayıtlı kalıyor. Allah'tan söyledik diyebiliyoruz o sayede. Gene işte dış güçler, hikaye falan filan. Dilma düşürüldü böyle. İktidar değişti. Bugün hala aynı iktidar var Brezilya'da. Brezilya'nın hali belli o zamandan beri. İşte son geçen zamanlarda iki hafta kadar önce... bu Dilma Rousseff'in iktidardan düşürüldüğü süreçteki yargı sürecindeki yargıçlarla Amerika diplomatlarının Telegram yazışmaları ortaya çıktı. Bütün süreci Amerika yönetmiş. Baştan aşağıya. Demiştik o zaman. Ya ama bir olan var ne burada. Oldu? Artık ne Dilma ne Lula'nın evet. Geri dönüşü mümkün olmadı. Yani süreç evet. Süreç çoktan kapattı. Gerçek ortaya çıktı. Evet, yazık değil mi? Aynen bunu demeye çalışıyorum abi. Dış güçler işte üst akıl vesaire böyle bunlarla ilgili, bunlar ciddi konular, bunlarla ilgili birazcık gevşersen,
birazcık yumuşarsan işte sonun Brezilya dönüyor. Evet. Ve hiç gevşeme, hiç yumuşama imkanın yok. Sabahtan beri konuşuyoruz. 2 saattir aşağı yukarı konuşuyoruz. Karadeniz'den tutun. Ki Karadeniz'de bizim tırnak içerisinde denge kurmaya çalıştığımız, oynadığımız ülke Rusya. Yani biz böyle bir şey İsviçre'de falan yaşamıyoruz. Rusya ile oynuyoruz orada biz. Bir nükleer süper güç diyebiliriz Rusya için bugün hala. Oradan aşağı iniyorsun NATO üyesi Yunanistan. Muazzam bir orada Amerikan askeri yığınağı. Aşağı doğru iniyorsun Libya ile anlaşmışsın. Adalar Denizi'nden aşağı iniyorsun Doğu Akdeniz'e doğru Mısır'la karşı karşıyasın. İsrail'le zaman zaman karşı karşıya geliyorsun. İran her zaman sıkıntı yaşıyorsun. Irak karışık, Suriye karışık. Böyle bir coğrafyada Türkiye hayatta kalmaya çalışıyor. Belki de 2. Dünya Savaşı yıllarından beri ilk defa bu kadar meydan okumayla karşı karşıya. Yaşa. Türkiye. Doğru. Ve bu meydan okumalara karşı muazzam bir denge diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bir yandan askeri caydırıcılıkla kendini korumaya çalışıyor. %70'e kadar arttırdı ulusal savunma sanayini. Bu muazzam bir güç. Açık söylemek muazzam bir başarı daha da arttırıyor. Allah'ın işte uzay muzay diye dalga geçiyor akıllarınca ama o uzay yalnızca aya insan göndermek değil. Onun için füzesi var, roketi var, uydusu var. O önemli bir şey. Onlarla konuşuruz daha sonra zamanı geldi mi. Ancak şu durumda Türkiye pergelin bir ayağını Karadeniz'e koymuş. Bir şey çiziyor, çember çiziyor ve o çemberde var olmaya çalışıyor. Rusya'da zamanı geliyor Ukrayna'yla temas kuruyor Kırım meselesi üzerinden. Zamanı geliyor Libya'yla bu konulara görüşüyor. Uluslararası Matematik Hükümeti'yle vesaire. Zamanı geliyor belki alt düzeylerde Mısır'la görüşüyor. Bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle görüşüyordur. Yunanistan'la BM üzerinden, aynı zamanda NATO üzerinden başa çıkmaya çalışıyor. Kendisini korumaya çalışıyor. İstikşafi görüşme yapıyoruz bir de yani. Düşünsene. Evet, istikşafi görüşme yapıyoruz. Yunan jetleri üstümüzden geçiyor uçağımızın. Aynen. Öyle bir coğrafya söz konusu. Fransa sürekli burnunu sokuyor. O da ayrı bir NATO üyesi aynı zamanda diğer taraftan. Muazzam bir çıkmaz aslında bir ülke için. Ama Türkiye bu muazzam çıkmaz içerisinde gerçekten büyük bir denge koyarak şimdiye kadar buraya gelmeyi başardı. Evet. Elimizde mayın tarlasında basmadan yürümeye başardı. Ve gerçekten başardı. Ve sonuç olarak senin ben, sen ben, bizler istikşafi görüşme yapmak zorunda mıyız? Değiliz. İşte mesele tabii bu. Ki. Evet. Tabii devlet ki. Bunları yapıyor ama ben niye çıktığım programlarda, yazdığım yazılarda Yunanistan'la istikşafi görüşme yapıyorum ki? Deyim yerindeyse. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bütün bu tablo şu, önce bir devletin hakkını verelim ama sonra biz de nerede durduğumuzu bilelim arkadaş ya. Bak önemli bir konu açtı. Brezilya. Ben neredeyse her gün oradaki kaynaklarımdan öyle kafadan atmıyordum. Zaten Portekizce bilmiyorum yani Brezilya medyasını takip ederek. Akademisyenler var Allah'tan. Ha. Ama ben direkt yani Sao Paulo'daki kaynaklarımdan kalkarak her gün Dilma'nın başına gelenlerle ilişkili gayet üzülerek ama somut bilgi veriyorum filan. Bu böyle sürdü. Sonunda Dilma kaybetti. Ne yalan söyleyeyim, ben kaybettim, biz kaybettik. Yalnız Dilma'nın kaybetmesi değil ki, Lula'nın sonraki gelişmelerde Lula'nın bir daha seçime girmesi bile önemli. Sonra bir gün hala o gazetede yazmaya devam eden birisi bir gün bir baktım şöyle bir şey yazmış. O sırada başka bir gazetede yazıyor. Zeytinyağı yazarı da niye Brezilya'ya taktı? Onu da anlamıyoruz. Arkadaş tabii alçak yani zeytin ve zeytinyağı seviyoruz diye adımız zeytinyağı yazarına çıktı ama o da hep eski zamanlarda bu böyle şu dil filan ama onun derdi şu Brezilya'ya niye taktı diyerek Brezilya'da olanı ve bizde de olmasını istediğini örtmeye çalışıyor. Kızıyor. Bana da kızıyor. Ya bu çünkü neden her gün anlata çırılçıplak bir hale geldi Brezilya'da olanlar. Tabii her gün yazdık o zamanlar. Her gün. Ve ona kızıyor. Kızmış ona. Çok bozulmuş. Bu alçak hala var. Hala yazıyor. Ama tekrar ediyorum. Bizim uyanık olmamızdan başka, bizim bilgili olmamızdan başka, bizim agah olmamızdan başka bir çözüm yok. Aksi takdirde bu devlet çok yalnız kalıyor. Böyle bir moda olmuş. Aydınız, entelektüeliz, devletsiziz. Ben de yıllarca böyle geçirdim vaktimi. Ama 15-16 yaşındayken heavy metal dinlemek gibi bir şey bu. Yani bunun bir sonu yok arkadaş. Sonu yok bunun. Okuyor, yazıyor, çiziyor, düşünüyorsam yani şu devlet de yalnız bırakılmaz.
Sonra da bu mesele dile getiren aydınlar da şöyle diyorlar. Sen devletin diliyle mi konuşuyorsun? Ya böyle de itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben kendi dilimle konuşuyorum. Sen terör örgütünün ağzıyla dilinde konuşuyorsun. Sen terör örgütünün ağzıyla konuşuyorsun, evet, aynen öyle. Başka onu söyleyince suç oluyor. Ha, onu söyleyince de sen özgürlük ve demokrasiyi karşılaymışsın ya gibi. Ya artık bunları yemem. Beni kendi okuduğum edebiyat eserleriyle falan bıraksınlar. Kendi bildiğim gibi yazayım falan. Ama işte burada söylüyorum. Şu bizim değerli izleyicilerimiz karşısında. Artık bunları yemeyiz arkadaş. Bunları yutmayacağız. Yutamayız yani. Ya zaten geçsinler. Yutmadık zaten. Burada Allah'a bin şükür olsun ki yutmadık. 2013 gezi olaylarının da bunda büyük katkısı var. Peki burada ne yapmamız gerek? Mesela Doğu Akdeniz'de, Ege'de pardon, Adalar Denizi'nde programın başında konuştuk ya, Yunanistan şunun için uğraşıyor. Gelsin Türkiye'de biri düğmeye bassın da bizim bir jetimizi düşürsün. Aynen. Gerisi kolay. Fransa'sı var, Avrupa Birliği, Amerika. Onlar bakar icabına. Yunanistan'ın derdi bu. Mesela burnumuzun dibinden de vızır vızır tırlar geliyor. Silah yüklü. Şimdi Biden gelince daha da hızlandı. Trump döneminde de gelip gidiyordu ama biraz daha yavaşlamıştı. Şimdi çok daha aşikar şeyler de gönderiyorlar. Böyle karadan havaya. Trump gider ayak zaten CENTCOM'a ancak şey yapabildi. Dur diyebildi. Dur diyebildi. Evet. Yani o işi CENTCOM yapıyor. Böyle karadan havaya atılan roketler, füzeler falan da gönderiyorlar. Hı hı. Şimdi onları ne yapacağız biz? Yani bir Barış Pınar Harekatı'nın devamı mı? Sincar Harekatı mı? Yoksa işte mesela tırları vuralım diyen emekli komutanlar da var. Şimdi burada birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi Trump dur diyebildi ama gene durmadılar. Evet. Durmadılar. Bir de işin öyle bir boyutu var. Tamam. Şimdi durmayanlar zaten Biden... İtiraf ettiler zaten yani Barış Pınar Harekatı'ndan sonra Suriye'den askerlerini çekti Trump. Hemen arkasından 200 askerlik bir taraftan çıktılar, öbür taraftan girdiler tekrar. Şimdi Biden dönemi zaten, Haşmet abi de az önce söyledi, Biden dönemiyle birlikte terörizmin ve suikastlerin bu coğrafyada artacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar da ilk günden başlayacaklar hakikaten. Yani bu kadar mı olur dedirtecek cinsten. İlk günden başladılar. Bağdat'ta yıllar sonra bomba patladı, DAEŞ bombası sözleşti biliyorsunuz. Aslında burada olanlara baktığımız zaman o senatoda hani bir grup milletvekili Türkiye'ye baskı yapın diye mektup yazdılar ya. Evet, evet. O mektupta birkaç başlık var. İşte Halkbank davasından S-400'lere, evet. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Yunanistan'a, tırnak içindeki sözde Kürt barışına falan. Türkiye'nin içine ve dışına çok fazla şey var. O başlıklar aslında şeydir. Hani chapter chapter Türkiye ile alakalı onları açacaklar ve... Kilometre taşlarını koydular aslında. Aynen. Ona. Nereden yürüyeceklerse yani yürüyecekleri aynen. Yolun yol haritasını çizdiler. Yol haritasını çizdiler. Tam bir yol haritasıydı o. Şimdi burada mesela Libya'da birkaç gün önce bir şey oldu. Libya'nın Türk kökenli İçişleri Bakanı evet. Fethi Başar'a suikast düzenlediler. Niye özellikle o? Çünkü Libya'da bir şey yapacaklar ve onu orada Türkiye'nin bir ulusu olarak görüyorlar. Bir de şunu da anlıyoruz artık Libya'da vazgeçmiyorlar yani. Vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. Bizi sanki bir süre, kaybetmiş gibi görmelerine rağmen. Bizi bir süre Rusya'nın paralı askerlerinin Libya'daki vallahi bunu da söyleyeceğim yani komplo teorisi gibi gözükecek ama bir süre Rus paralı askerlerin Libya'daki yapacakları Hafter yanlısı operasyonlarla oyaladılar. Evet. Meğerse mesela yine yeni bir şey bak seninkine çoktan Blackwater çalışıyormuş falan evet. Yani orada. Evet. Biz bu arada neydi Walter miydi? Wagner. Şey, Wagner. Walter nereden çıktı? Wagner'le bak yani nasıl bir seçici körlük yaratmadır? Bunlara karşı da uyanık olmak lazım. Bize sürekli Wagner'e bakarken bu arada Blackwater'ı tezgaha koymuş adamlar. Sonra da diyorlar ki işte yabancı güçler. Ya bundan daha açık bir şey olabilir mi arkadaş ya? Aynen. Ya açık işte. Ben mi uydurdum bu haberleri? Onların haberleri. Şunu da söyleyeyim bu arada şu PKK meselesinde. Bu çok belki üzerinden geçiliyor. Biz hep Amerika'ya odaklandık belki haklı olarak ama bu son Gara katliam meselesinde, bu Sincar operasyonu meselesinde çok ciddi bir İran faktörü var. Evet. Bu Gara katliamı meselesini biz İran'ı konuşmadan konuşamayız. Ve Sincar operasyonunun önüne Haşid Şabi'nin bariyer olarak çıkmasına İransız konuşamayız. İran hakikaten burada yani hiçbir akıl almazsın ya. Bu kadar mı her seferinde Türkiye'nin karşısına dikilirsin? İran hakikaten Irak'tan da Suriye'den de şimdi Suriye'ye mesela şeye Halep'e falan Türkiye'ye sınır yakın yerlere hep kendi milislerine yerleştiriyorlar. Evet. Suriyeli orada Sünnilerin terk ettiği coğrafyalara. Yani hakikaten hala bu oradaki o Şii yayılmacılığı meselesini orada yapmaya çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim İran ne İslam devleti zaten o belli de Şii devleti bile değil. Nereden anladık bunu?
Azerbaycan'ı terk ettiler, ihanet ettiler ya. Yani Ermenistan'a terk ettiler. Ay kızlar bir de yani. Bir de kızlar. Ya yas tuttular. Erdoğan okuduğu şiire de o yüzden yas tuttular. Yani bu İran meselesi çok önemli. Yani bunu Sincar'da PKK ile birlikte İran var. İran'ın ministeri oraya var. Oraya operasyon yaparsak PKK'dan önce hatta belki İranlılar İran'ın teröristleri karşımıza dikilecek. Kasım Süleymani'ni kurdu. Evet. Şimdi onu o kurdu. Öldükten sonra yeni başka adamları geldi. Şimdi orayı yönetiyorlar. Haçlı Şabi'yi. Evet. Sincar'da PKK'yı korumak üzere sürekli Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Evet. Sadece Türkiye'yi tehdit etmiyorlar aynı zamanda. Taliban üzerinden bazılarını tehdit ediyorlar. Sen nasıl Türkiye'nin burada biraz yanında duruyormuşsun gibi yaparsın. Şimdi Suriye'de de aynı şey olacak. Yani bunların özellikle İran'ın PKK ile olan etkileşimini falan aklımıza getirelim. Burada biz sadece karşımıza Amerika'yı görmüyoruz maalesef. Ya bu da artık Türkiye'nin hani bir... Bir de bu operasyonları kaderi. Önceden haber verme meselesi bu Amerika'nın. Ya hatırlıyor musunuz? Yıllar önce şöyle bir haber gelmişti Türkiye'ye. Belki biraz komplo teorisi yapacağım ama Karayip yılan İran tarafından yakalandı haberi. Evet hatırlıyorum. Sonra ne oldu haber? Bu tarz aslında haberler muhtemelen de daha da geliyordur da. Bu İran meselesi biz çok es geçiyoruz. Yani İran, Amerika'nın başında Trump olsun daha zor gibi görünüyor. Biden olsun biraz daha yumuşak gibi görünüyor ama İran hiçbir şekilde Türkiye karşısındaki pozisyonu değiştirmiyor. Bir de Dışişleri Bakanı var Cevat Zarif. Bu adam mı Cumhurbaşkanlığı hazırlıyorlardı orada. Kendisi tam bir Fars milliyetçisi. Evet. Hatta dikkat ederseniz Erdoğan şeyde Bakü'de okuduğu şiire o cevap verdi. Evet. Bu konuşuyor sonra yok yalandı diyorlar, yalanlıyorlar öyle demedik. Tam falan. Bir İran şeyidir bu. Devlet geleneğine uygun bir şeydir bu. Ya bu İran'ı hiç böyle gözden çıkarmayalım. Çünkü Irak merkez hükümeti biraz İran'ın kontrolünden çıktı biliyorsunuz. Çıktı Kazım ile birlikte. İran bundan çok rahatsız. Ve bu yüzden de bunu sabote edecek her türlü girişim yapılabilir. Yani oradaki provokasyonda çok dikkatli olmak lazım. Bu İran meselesi önemli. Ya bir de bu az önce bahsettiğim Senato mektubu meselesi önemli. Yani oradaki başlıkların her birisi şimdi bu Navalny meselesini ısıtıyorlar ya Rusya'da. Evet. Bir yandan da Türkiye'de kim ısıtıyorlar? Sürekli bir Demirtaş propagandası. Evet. İşte o yazdığı paçavraları Hollywood starlarının eline tutuşturuyorlar. Öyle pozlar verdirtiyorlar. İçerideki ajans ve uzantılarıyla onun PR'ını yaptırmaya çalışıyorlar. Yani burada hakikaten Türkiye'nin kadersizliği bir an yani arkadaş. Ama yapacağımız hamleler de var. Tabii ki her zaman var. Zaten yapacağımızı yaptık. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı öyle bir hakikaten hani az önce Yunanistan'ın için söyledim burada da aynı şey geçerli. Öyle bir gol attık ki çıkaramıyorlar hala o golleri. Yani orada şimdi özellikle Rusya'nın aynı İsa'dan çekilmesi gibi durum falan filan da var. Hani orada başka şeyler de yaşanabilir Irak'ın kuzeyiyle birlikte. Bu şey de yani bu o Senato meselesi çok önemli. Oradaki başlıkları hakikaten satır satır önümüze koyacaklar. Şimdi burada tabii yani Savaş'tan beri Aşmet abi onu söylüyor. Bizim ya bu iç cephede bizim sağlamamamız lazım ya. Yani bazı hakikaten yani bunu belki biraz ümitsiz bir şekilde söylüyorum bazı çevreler açısından yani özellikle de. Yani hakikaten bazı milli konularda da taviz verilmemesi lazım. Burada bu olmayacak. Bu yani iç cephedeki muhalefetin ona hala muhalefet demek değil ama bugün öyle söyleyip bitirelim. Sonra bir daha öyle konuşmayacağım. Hali tavrı falan değişmeyecek. Onlar tekrar ediyorum ajenta yani. Hani bir büyük şirketin şuradaki ajantası, distribütörü falan gibi. En azından yani, sıradan insanlar onun etkisine girmese hani. Ama bu mümkün değil. O konuda da çok yazdım. Maalesef siyaset kurumu kendini kandırıyor. Tavandan daha beter bir halde. Çünkü bunu yıllar içerisinde kurdular. Fakat şunu bilmemiz lazım. İçerideki muhalefeti içerisi olarak değerlendirmekten vazgeçelim artık. Biz de devlet de. Yani orası içerisi değil. Nereye gideceksek buradan bunu bilerek gidelim. Evet. Şunu artık bir de hakikaten Barış'ın dediği gibi şu enerji kaybı yani bakanlar şunlar herkes ve sürekli muhalefete laf yetiştirme halimiz var ya. Ya zaten bu muhalefete laf yetiştirmeyi söylüyorum burada bak net. Eğer o muhalefetin tabanına bir şeyler anlatma çabası olarak görüyorlarsa yanılıyorlar. Ciddi söylüyorum. Yanılıyorlar. Yok öyle bir şey. Zaten mesela İnce parti kuracak, milli bir muhalefet olacak. Efendim İnce'nin yapılıyor. İşte %5'i, %6'yı geçmiyor ki bence o bile ya çünkü tezgah öyle kurulmadı. Ya şunla ya şunu adamlar, içerisi olarak görmekten vazgeçelim. Seçime rahatlayalım. Trump'ın sesini kestiler ya. Bu kadar yani basit. Trump'ı yediler mi Amerikan başkanı? Yani zaten başkandı. Evet. Yediler, bundan sonra kestiler. Bak senin benim sesimi kesmezler, İnce'nin sesini keserler bir de ayrıca yani eğer o anlamda söylüyorsan o da olur yani. Evet kesilmesi gerekiyorsa adını konması lazım dedik ya. Biz mi?
terör propagandası. Anladım. Diyoruz ya, ha, terör destekçisi. O kesin. İşte, artık burada vatanı ihale ettirmesi lazım. Buradan, bence geri adım atılacak, evet, bir noktada değiliz. Çünkü Mart'tan itibaren hem bütün dünya hem bölge yepyeni bir sürece girecek. Bir şey dikkatinizi çekmiyor mu? 20 Ocak'ta mı göreve geldi Biden? Değil mi? Şimdi normalde biz daha önce ABD başkanından biliyoruz. Mesela 20 Ocak'ta gelir de ondan sonra onun özellikle ABD'nin dış politikasına rengini vermesi filan o yılın baharının sonlarını filan bulur, değil mi? Oysa hiç öyle olmadı. Ama bunlar devam bir yönetim yani. Bir şeyin de, devamı. Hayır, Biden ekip aynı ekip. Biden kendi ekibini koltuğa gelmeden önce konuşturmaya başladı. Neler yapacağının bütün işaretlerini verdi. Ayrıca da şu geçen kısacık sürede bir sürü hadise oldu. Yani ne konuşuyoruz arkadaş? Yani olaylar hızlı yürüyor. Dolayısıyla bak, Mart sonunda filan biz tabloyu daha net göreceğiz. Bir de bak, bunu şimdi burada söyleyeyim de. Yani bölgede, şurada, burada biz tabloyu çok net göreceğiz. Hazır olalım buna. Yani o tablo dediğim, işte PKK'sından abi, yani network var ya, şebekeyi. Şebekeyi çok daha çıplak biçimde fotoğraflanacak Mart sonunda. Biz kısa süre öncesine kadar PKK ile operasyon yaparken Amerikalılarla Irak'ta istihbarat paylaşımı yapıyorduk. Mesela bu son süreçte yakalanan bazı PKK'lılar söylemişler ya, önceden Türkiye operasyon yapmadan Amerikalılar bize haber veriyordu. Biz de tertibat alıyorduk, kaçıyorduk ya da saklanıyorduk vesaire. Mesela aklıma şey geldi, 2017-25 Nisan Karaçok operasyonu. Haber vermeden, onay falan almadan, ki o dönemde istihbarat paylaşımı durduruldu artık Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında istihbarat paylaşımı anlaşması iptal edildi. Çünkü Türkiye'ye bir faydası olan bir şey değil. Aksine PKK'ya işine yarayan bir paylaşımdan bahsediyorduk. Karaçok'a ansızın bir operasyon, bir bilgilendirme notu Amerikalılara ve Albay CENTCOM'un sözcüsü John Dorian'ın hezeyan içindeki açıklaması. Bize sadece bir saat evet, önceden haber verdiler. Ve bu sadece bir bilgilendirmeydi diye. Mesela aklıma bu geldi. Ve dediğimiz zaman süre, yani 4 sene önce, 2017'den bahsediyoruz. Demek ki biz 4 yıl öncesine kadar buralarda operasyonlar yaparken, hep diyoruz ya 2016, 15 Temmuz sonrası, Ağustos 2016 milat olmuş. Hakikaten de öyle. Onun evvelatı yani, gidiyorsun vuruyorsun, orada bir sürü mücadele örneği sergiliyorsun, şehitler veriyorsun. Ve orada Amerikalılar ya da işte başka güçler, Ruslar, şunlar, bunlar senin arkandan 1000 tane dolap çeviriyor. Tabii ya, bu aslında hep konuşulan bir şeydir. Yani Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili bilginin PKK'ya bir şekilde, evet, bir şekilde artık bir kanalla önceden sızdırıldığı, bu sayede operasyon yapacak notalardan önemli PKK'lıların kaçırıldığı gibi konular. Onun şeyi şu, açıklaması şu yani, bölgede Amerikan askeri varsa çekilsin. Adamlar şöyle yapıyorlar, bölgede PKK'lılar varsa çekilsin. Tabii ki. Ya bu biraz da işte, Türkiye'nin imkanlarıyla alakalı. Biz Amerika ile istihbarat paylaşımını biraz da şu sebeple yapıyorduk. Çünkü kendi görüntüleme imkanımız yoktu bölgeyi. Evet. İHA'mız yoktu. İsrail ve Amerika'dan görüntü almak zorundaydık. Ve bu sebepten dolayı da tırnak içerisinde işbirliği yapmak durumundaydık. İmkanlarımız bu kadardı. Bu da kötüye kullanılmış belli ki. Bunu da anladık. Yani bunu devlet söylemiyor, öyle geçilen PKK'lılar, teröristler söylüyor. Ki bunu gerçekten doğrulayan olaylar da var. Gerçekten de 3-4 saat farkla kaçırılan pek çok hedef var. Bunu biliyoruz. Tabii 2014-2015'ten itibaren Türkiye kendi kabiliyetlerini geliştirmeye başlayınca, havadan görüntüleme kabiliyetleri, daha da önemlisi havadan ateş etme, silah kullanma, SİHA kullanma kabiliyetlerini geliştirince, bu işbirliğinden nispeten daha az ihtiyaç duymaya başladı. Tabii kabasa böyle bir şüphe varsa Türkiye'nin, yani bu bilgilerin bir şekilde sızdırıldığı şüphesi varsa ve kendi istihbaratını havadan alma imkanı varsa Türkiye'nin, tabii ki bu süreyi kısaltır. Bir saate kısaltır, bir saat önce haber verir ve başarı ulaşıyor bu şeyde gördüğümüz gibi. Bu tamamen Türkiye'nin imkan kabiliyetiyle alakalı. Bir de aynı zamanda da kararlılığıyla alakalı. Ama sorun şurada, burada daha çok yapısal bir sorun var. Amerika ile Türkiye konusunda hep konuşurken şunu hep unutuyoruz. Biz NATO üzerinden müttefikiz. Ve bu müttefiklik... Şu anda da aslında NATO'yu vurgulamaya çok ihtiyacımız bir taraftan, evet, da yani güzel diplomasi ve sıkıştırma yapmamız için NATO üyeliğimizi kullanıyoruz. Onu tabii da, mesela bazı arkadaşlar
anlamıyorlar. Çık NATO'dan bilmem ne filan, o zaman ABD'ye karşı. Hayır, tam tersi, biz ABD'yi NATO üyeliğimizle sıkıştırıyoruz. Ya zaten biraz da bu S-400 meselesini bu sebeple kullanıyorlar. NATO'dan evet. Türkiye'yi çıkartmak veya NATO'yla sıkıntı çıkartmak için kullanıyorlar da. Ve Macron'dan NATO'nun şeyi doldu falan derken biraz tabii, onu kast, Türkiye'yi kastederek söylüyor. Tabii ki, tabii ki. Onu söyledi yani, zaten, ben Türkiye'yi kastetmişim evet, evet. dedi. Tabii yani bunu şey yapmak lazım. Yemezler onu da ya, neyse. Bunun aklımızda olması lazım. Biz evet. Amerika'yla iki normal ülke değiliz. Aynı zamanda NATO müttefikiyiz evet. ve bu müttefiklik 70 yıla yakın. 70. yıla giriyor. Gelecek seneye. Daha önce Kore'de beraber savaştık evet. vesaire. Yani Amerika ile ilişkilerimiz iki ülkeden ziyade iki müttefik ilişkisi. Bu müttefiklik ilişkisi üzerinden yeni diplomasi kurmak gerekiyor Amerika'da. Bu belli. Yani yeni dengelerin, yeni dönemin gerektirdiği yeni dengeler kurmak gerekiyor. Bu belli. Çünkü Amerika ile halen eski soğuk savaş angajmanlarından kalma argümanlarla ve diplomasiyle görüşmeye çalışırsak belli ki başımıza hep böyle şeyler geliyor. Tırlar vesaire veya işte Avenger'ların verilmesi veya işte daha dönem Javelin'ların verilmesi vesaire. Zannediyorum Amerika ile artık bu şekilde NATO masası üzerinde yeniden bir denge kurmak gerekiyor. Bunun zamanı geldi. Rusya'ya da gözeterek. Haşmit abi, şimdi Amerika'dan bahsediyoruz ya, yani bir an önce başladı. Bu kolay bir şey, bunu da söyleyeyim. Bir sürü hadise oluyor. Dünyada da bir sürü hadise oluyor. Özellikle Orta Doğu'da işte Rusya'yı çevreleme, Türkiye'yi de alt tabanda çevreleme. Bu kadar da güçlüler ve bu kadar da hızlılar. Geçen hafta baktık mesela Teksas'ta, petrol kuyularının olduğu Teksas'ta elektrikler kesildi ve insanlar tüm kuyruğuna girdiler. Ya, hem de işte Houston'da ABD'de aynı gün Mars'a uzay aracı gönderdiler. Şimdi bunun çok bunu güzel, bunun çok güzel bir altyapısı da var kendileri açısından. Şimdi onu unutarak konuşuyoruz. Teksas'taki elektrik kesintileri, su sıkıntısı 12 milyon kişi. Su sıkıntısı meselesi bir iklimsel, şimdi çok seviliyor ya. Mesela hava durumunda değişiklik oluyor ama o iklim değişikliği krizinin bir parçası sayılıyor. Daha bunları bile tartışmadık. Türkiye'de bir şey midir? John Kerry planı mıdır? Türkiye'de özellikle şey, John Kerry'den bile daha ötede büyükmüş. Şimdi bir defa birincisi bu olayın altyapısı Teksas'taki görülmemiş kış şartları. Görülmüş de çok uzun zamandır görülmemiş. Şimdi bir defa Teksas'la ilişkili bir sıkıntı çıktığında ABD bu ya. Mesela ABD dışındaki ülkelerde, diğer gelişmiş ülkelerde filan işin bu tarafı bilmediği için tam anlaşılamıyor. Olsa Katrina'yı hatırlayın. Yani Washington çok kolay ellerini temizleyebiliyor. Yani görülmemiş bir fırtınayı da bilmem ne diyor. Katrina'da yani hiçbir ulus, beğenmedikleri Latin Amerika ulusları bile vatandaşlarını o kadar sefil bir halde bırakmadı. Ama Washington buna alışık abi. Katrina görülmemiş neler olduğunu bir hatırlasın bilenler Katrina'nın. Evet. Şimdi aynı şeyde çok rahat biçimde orada görülmemiş kış şartları vardı, ondan oldu diyor. O yüzden biz detayına bakmamız lazım. Detay gibi gözükene. Yani aslında ayrıntı gibi gözükendeki şeytana. Bir, çok ciddi bir soru bu. Hiç komplo teorisi değil. Teksas bir anlamda cezalandırılıyor mu sorusu önemli bir soru. Çünkü Teksas'ı biliyoruz yani. Muhafaza... Tamam, 6 Ocak baskından sonra tabii, gittiği yer. Bu çok önemli. Yani bir de ayrıca unutmayalım. Trump döneminin öncesinde başlayan Teksas'ın federal hükümete evet. bir karşıt bir ideolojik yükselişi var evet. Teksas'ta. Gerekirse bağımsızlığımızı ilan ederiz. Son olaydan sonra daha da bundan yana olanlar çıktı. Ama eskiden yani Katalonya gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani İspanya'da Katalonya'da hep sözü ki onun gibi. Yani Teksaslılar bu federal hükümeti sevmiyorlar zaten. Sevmezler. Birincisi bu soru hiç öyle komplo sorusu değil. Bir defa bunu sormaz. İkincisi bir başka ayrıntı bizim medyaya da, dünya medyasına da hiç getirilmedi. Söylerken şöyle diyoruz. 12 milyon kişi susuz, 8 milyon kişi elektriksiz. Ama aynı şehirde zengin mahallelerinin hiçbirinde elektrik kesilmedi ve susuzluk diğerleri görülmedi. Diğerleri donarak öldüler ya. Diğerleri donarak ölürken zengin mahallelerinde bir saat bile elektrik kesilmedi. Aynı kış şartlarında. Şimdi bir dakika. Burada çok önemli bir Amerikan iktisat politikasının, Amerikan sosyal politikasının, Amerikan tırnak içinde demokrasisinin bütün özellikleri var burada. Evet. O mahallelerin elektrik dağıtımı, zengin mahallelerin elektrik dağıtımı doğrudan o mahalleler tarafından yapılıyor arkadaş. Yani zenginler kendi felaketlerini önleyebiliyorlar. Evet. Orta
alt sınıf, burası çok önemli. Zenginler deyince sadece üst sınıf zannediyor insanlar. Oysa Amerika'da bu orta üst sınıf. Orta alt sınıf ve pür yoksullarsa altyapıyı nereye bırakıyorlar? Devlete. Amerikan devleti Obama'nın ilk seçiminden beri bir türlü Amerikan altyapısını yenileyemedi. Trump'ın da vaadi buydu. Evet, vaadi oydu. Hatta Trump'ın birlikte seçime girdiği Clinton'ın vaadi de buydu. Ben Hillary Clinton'ın kaç şeyini izledim seçim öncesi hiç unutmuyorum. Galiba Larry King'de de bir tane bir şeyi vardı. Seçim öncesi bir talk show. Orada Hillary Clinton böyle çok sıcak biçimde elini böyle uzatıp şeyin. Galiba Larry King'di ama başka bir şey de olabilir. Elini uzatıp, elini tutup o Amerikan temas şeyiyle dedi ki, biliyor musun Amerika'nın viyadükleri ne zaman çökecek diye merak ediyorum. Yahu başkan adayı kadın ne diyor ya? Bir de düşünsene bakanlık yapmış, bir başkanın karısı olmuş yani first lady yıllarca. Şaka değil yani, ben dehşet ediyorum izlerken. Nitekim konuştuğu şey de talk showcu da dedi ki, ya ne diyorsun sen? Evet dedi, viyadüklerin hiçbiri yenilenmedi. Siz şimdi Hillary Clinton viyadüklerden söz diyor. Siz bunu elektrik, yoksullara götürülen elektrik altyapısı, yoksullara götürülen su altyapısı olarak düşünsenize. Dışarıdan ABD'nin bu yönleri gözükmüyor. Amerikan sosyal politikasının bu özellikleri var. Ya Obamacare'i ancak yalan dolan ucundan kıyısından tam becerecekken iktidardan gitti adam. İki dönem başkan olmuş adam bunu beceremedi. Birincisi o sözünü ettiğin Texas olayına böyle bakmamız lazım. İkincisi bizi doğrudan ilgilendiren tarafları ne? Biz ve diğer ülkeleri, benzer ülkeleri. Niye şunu düşünmüyorsunuz ki? Mesela Trump'ın gidişi pandemiyle başlayan, sonra olaylar, sonra şu, sonra bu ve Capitol Hill hatta oraya kadar giden süreç, yani seçimden sonrası dahil. Hepsi başka ülkeler için niye simülasyon olmasın ki? Bence çok simülatif. Yani şöyle söyleyeyim, ne demek istiyorum? Yani tatbikat gibi. Burada olursa başkardır. Texas'taki olaylar niye tatbikat değil? Hatta mesela artık bunları böyle düşünmemiz lazım çünkü bu tatbikatlar gerçek oluyor. Ben 2018 Ağustos'unda karantina başlıklı bir yazı yazdım. Astrolog muyum ben? Bu kanallarda o çıkan astrologlar her şeyi biliyormuş. Ben astrolog falan değilim. 2018'de karantina başlıklı yazıyı şundan yazdım. Tatbikat yaptı adamlar ve herkes uyudu. Bilmiyorum. Ben de tesadüfen gördüm. 4 tane uçak aynı gün farklı ülkelerin başkentlerinde havaalanlarına inip karantinaya alındılar. Bir saat sonra da dediler ki bir tatbikat yapmıştık, kusura bakmayın yolculara. Bu kadar ve olay kapandı. Yok, bir numara var. Aynı gün 4 ülkede, bir tanesi hariç diğerleri başkentlerde. Ne oluyoruz ya? Değil mi mesela? Şimdi tatbikat, simülasyon dediğimiz şey önemli. Bak bir şey söyleyeyim. Ne konuştuk? Fransız İçişleri Bakanı'nın Le Pen'le konuşurken söyledikleri değil mi? Onu da simülasyon olarak bakın. Hani ben global 28 Şubat hazırlıyorlar diyorum ya. Yani bu, evet. Bu ülkede ve bizim gibi diğer ülkelerde bir değişiklik olsa öyle konuşacak bir İçişleri Bakanı olup aynı şekilde konuşacak çok adam var. Çok rahatlıkla bizim İslam'ımız falan diye konuşmaya başlarlar. Peki bir de şu var. Yani bu dünya bir simülasyonlar dünyası. Peki şu var bir de Haşmet abi. İnsanlar tatbikat, çok merak tatbikatlar ediyor. Yapılıyor. Evet. Buna dikkat. Onunla ilgili. Söyle. İnsanlar merak ediyor. Son birkaç ayda Avrupa Birliği'nden, Bill Gates'ten, işte Birleşmiş Milletler'den böcek yenilebilir, yapay et, yapay etlerle ilgili yığınla video sosyal medyada. O tatbikat bile değil. AB açık belgeye bağladı ya. Böcek yenilebilir evet. Diye. Ama insanlar merak ediyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Böcek niye böcek yiyeceğiz? Niye? O zaman şunu soracağız. Hadi sen esas gündeme gelmeye başladın. Niye böcek yenilebilir? Mesela un
Diyor ki un kurdu çok önemli bu. Böcek diyoruz ya buna, sırf böcek diyoruz. Kurtlar da dahil buna. Belgeye bağlanan yeri kurtlar çok önemli. Ve en çabuk marketlerde yer alacak olan şey un kurtları. Ya peki biz un tüketiyoruz da niye un kurtu tüketelim ya? Ya soru bu. Allah Allah. Çok kolay üreyebilen bir şey ve üretimi yapılabilen. Hani artık tavuğa benzemeyen tavukları çok hızlı üretebiliyoruz ya, un kurdu da öyle. Çünkü burası önemli. Niye yiyeceğiz un kurdunu yani? Undan neler üretiriz de onu anlamıyorum. Bak çünkü neden? Demek ki mesele şu. Yemeyeceğimiz bir şey var. Yemeyeceğimiz bir şey olacak. Yememizi istemedikleri bir şeyler var. Onun karşılığında birincisi bu. Onun karşılığında kurt ve böcek yemek zorunda kalırız. İki, çok ciddi zaten hazırlıkları var. Bunu da söyleyeyim. Yazı iyi atlatırız. 2021 Eylül'den itibaren gıda, yani yazı iyi atlatırız dediğim, bütün simülatif krizlerini yaşayacağız. Ama 2021 Eylül'den sonra zaten 2020'de yaşadıklarımız yüzünden çok ciddi bir gıda tedarik krizi olacak. Onu söyleyeyim. Böceğe hazırlık o zaman. Yine astrolog değilim ben yani. Sadece bakan, satır aralarını okuyan, düşünülen, bilimsel makaleleri, günde 7-8 tane bilimsel makale okuyorum. Gıda tedarik krizinden söz etmeyen bir, bu konuyla ilişkili bir makaleye rastlamadım. Bu eğer olmazsa benim suçum değil, onu söyleyeyim. 2021 Eylül'den itibaren gıda tedarik krizi olacak. İkinci ayak da bu. Yani demek ki öyle bir, şimdi bunun altını şundan çiziyorum. Kolayca kıtlık derim de kıtlığın bin türlü sebebi var. Çünkü bir gün gelecek iklim değişikliği yüzünden de kıtlık oldu diyecekler. Ama gıda tedarik zincirinin bozulmasıyla oluşan kıtlık başka bir şey. O yüzden ikide bir bütün yönleriyle söylüyorum. Yani adını koyuyorum gıda tedarik diye. Bozuldu zaten bu. Birçok ülkede bozuldu. Yani biz şimdi böyle söylüyoruz ya, ABD şöyle yapar böyle yapar. Belki de öyle bir noktaya gelecekler ki, sen de gayet iyi biliyorsun, takip ediyorsun çünkü. Kuzey Suriye ile falan uğraşmaları zor olacak. Onu tamamen CENTCOM'a bırakacaklar. Evet. Kendilerinin uğraşacağı başka bir şey olacak. Şimdi demek istediğim şey, tekrar diyorum, ya bir şeyi yememizi önledikleri için kurt yedirecekler, ya da zaten yiyecek bir şey bulunmadığında kurt ve böcek yersin. Şimdi önemli olan şey şu. Bu nokta bir önemli. Bir şey yemeyin diyor mesela. Bu, işte büyük baş hayvanların gazı ozon tabakasına zararlı diyor. Onların hepsi gelecek. Ya bak ben sana şu söyleyeyim mi? 2000... Onun yerine bitkisel gıda tüketimi. 2008-2009 Yaşamdan Dakikalar programı yaptınız. O benim canımı çok sıkan Yaşamdan Dakikalar programı sırasında oraya buraya çağırdılar. Beni de sürüklüyorlar yanlarında. Bir de Ege Üniversitesi'ne gittik. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne. Rektör, hekimler falan öyle ahbaplar sağ olsunlar. Böyle masada öğlen saatinde ağırlıyorlar bizi. Nereden konu geldi bilmiyorum ama ben de işte çevrecilik falan açıldı. Şimdi hatırlıyorum konuyu. Ben dedim ki bu işin içi, altında öyle bir şey var ki, kırmızı etin elinde sonunda sonu gelir gibi gözüküyor. Yani okuduğum şeyler, takip ettiğim şeyler 2008 yılı galiba. Gelecek gibi bütün hekimler sağ olsunlar karşıda. O iş öyle değil falan, öyle şey olur mu, kırmızı et bilmem ne, bu vejeteryenler vegan. Ya vejeteryen vegan meselesi değil. Başka bir yerden yükseliyor olay. Kırmızı et endüstrisinin sonunu getirecekler, onu anlatıyorum. Yok, dinlemediler beni, hiç unutmuyorum. Bu olaylar başlayınca onu aklıma geldi. Evet. Pandemi sanki bir ara vermiş gibi gözüküyor iklim değişikliği meselesinin. Evet. Ne arası bu biliyor musun? Pandemiyle bizi bir sıkı düzene soktular. Ama plandeminin esas ayağı iklim değişikliği mücadelesi. İklim için mücadele diyelim. Çünkü esas sıkı düzen oradan gelecek. Yani şöyle diyeyim. Tam şöyle anlatayım. Bizi bir durdurdular. Şimdi yeniden hareket etmemiz iklim için hareket etmek mesela olacak. Mesela durdurduklarında da bir şeyi dayatıyorlar ve o dayatma tamam. Anında alışabiliyor insanlar. Onu gördüler. Zihinler bilinçaltı önceden hazırlanıyor. Mesela şu maske meselesine geleceğim. Geleceğim. İkna edebildiklerini gördüler. Kitlelerin gayet uysal biçimde. Ama bu bir durdurma. Şimdi tekrar hareket etmeye başlayacağız. Neye göre hareket edeceğiz? Yani yeniden hareket etmeye başlamamızın bütün toplumların, dünya toplumlarının hareket etmeye başlamasının neye göre olacak? O iklim için mücadeleye göre olacak. Tezgah bu. Ya sakın zannedilmesin ki ben iklimle ilişkili bir problem yok filan demiyorum. Aynı şey virüsle ilişkili yok da demiyorum. Ama
plandemiyi görmezsek mahvoluruz. Şimdi bak, lütfen o şeyi getirelim. Geleceğin maskesi. Ya, arkadaş, şimdi bir sade insan kendi halinde düşünüyor ki ya şimdi aşılar olacak, şöyle olacak, böyle olacak, bu iş bitecek sonunda. Bunlar çok geçiciydi da, bu değil mi? Çok maske da haklılar. Bak ama şimdi buradan geleceğin maskesi diye World Economic Forum bir maske tanıtıyor. Bu çok yeni bir video. World Economic Forum'u asla hafife almayın çünkü onun öteki adı Davos. Davos, evet. Yani bizim One Minute'deki Davosçular. Dünya seçkinleri çok düşünüyorlar falan ya. Geleceğin maskesini anlatıyorlar. Geleceğin maskesinde yok yok. Şu anki maske de kötülüyor. Evet. Yani bunu artık hani bu zarar veriyor. Neye göre kötülüyor? Çünkü karbon, evet, dioksit karbon üretiyor. Yani karbon ayak izi bırakıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki hani bu zaten zorunlu. Bu tabii, zaten sizin şu kazak kadar, ayakkabı kadar çünkü sizin için zorunlu olan bir şey. World Economic bunu kullanmayın, Forum, bunu kullanmayın. Bu daha iyi. World Economic Forum çünkü bir adım öteyi hep tayin etmeye çalışır. Davos'un. Ya o seçkinlerin şeyi, medyası o. Global seçkinlerin. Öyle bir maske üretmişler ki o maske bizim nerede sıkıştığımızı, artık nerede problem olduğumuzu, ne zaman o maskeyi değiştirmemiz gerektiğini, şöyle böyle filan. Allah, maske hani acayip smart, akıllı filan, müthiş bir maske. Bu geleceğin maskesi. Hani geçecek gidecekti? Geleceğin maskesi yani bu... Bak maskeye baksın izleyicilerimiz. Bu şu video, evet, ateş matış, şu video hakikaten kurtulup kurtulamayacağımızın, geriye dönüp dönmeyeceğimizi bize düşündürtmeli. Ya bu videoyu bir Çinli firmanın YouTube kanalında yayınlansa reklam derdik. O bile çok dikkate değerdi ama Dünya Ekonomik Forumu yapmış bunu. Yani siz de söylediniz ya, Davos'un yapması bu, herhalde. Ben anlatamıyorum. Bu maskeyi takacağız. Ben anlatamıyorum. Lokantacı, evet, kafeci arkadaşlarıma da. Ya açılsın, işlerinize geri dönün. Ama bu arada işlerinizi değiştirin dememe. Sebebi ne biliyor musun? Bundan 3 ay önce aynı World Economic Forum, yani Davosçular, üst üste video ve bir takım yayınlar yaptılar. Önemli, onlara bakmamız lazım. Çünkü bu düzenin zihinsel yapısını onlar kuruyor. Ne diyorlar biliyor musun? Çok yakın bir tarih. 2025'te 89 milyon job, iş değişmiş olacak diyor. Koydukları video ve makalenin başlığı da mutlak biçimde yeni beceriler geliştirin. Yani aslında bu işleri yapmayın. Bakın bu pandemi sürecinde hapı yutan işler var ya. O konulardaki becerilerinizin yerine yeni beceriler edinin diyor. Ya bu kadar. Ha şimdi ben bunu kimseyi korkutmak ya da bir şey yapmak, bak öyle olmaz falan demiyorum. Şunun için söylüyorum. Bu akıl, bu zihin, bu üst akıl, neyse o yaşıyor. Böyle planlar kuruyor. Böyle planlar kuruyor. Bu planları kim bozabilir biliyor musunuz bir tek? Bu planlar neye karşıysa onlar bozabilir. Ulus devletlere karşı bu planlar. Çok üzgün, bir de sıradan insanlara karşı. Trump bozayım dedi bunu. Sıradan insanlar. Yok ettiler Trump. Tabii. Şimdi Trump deyince aklıma geldi. Maske üretecek olan kim acaba? Böyle bu kadar büyük miktarda bir maske kim üretir? Çok, ancak Çin üretir. Çok önemli bir şey söylüyor. Bu yazdım da geçen gün ya, bu Guterres falan gibi adamların, evet, timsah gözyaşları. Evet. Aynı şey, bu maskeyi kim üretecek, kim kazanacak falan. Ya kardeşim, 130 ülkeye bu nasıl bir şeydir, adaletsizlik, eşsiz, 130 ülkeye daha aşının zerresi bile gitmedi. Sen kimi yiyorsun? Sen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterisin. Bırak bu ayakları, biz milleti, sokaktaki insanı kandırma. Sen herkesi niye biliyorsun ki? Zaten aşı bir ürün, endüstriyel bir ürün. Parayı bastıran alıyor ya. Bu kadar basit. Parayı bastıran alıyor. Hatta öyle ki bir endüstriyel ürün olduğu için ihtiyaca uygun miktarda üretmek kolay değil. Parayı bastıran Almanya'ya 2 hafta aşılama kampanyasını durdurmak zorunda bıraktılar. Niye? Çünkü AstraZeneca bir dakika sana söz verdiğim aşıları gönderemeyeceğim dedi. Ya böyle lacivert şeyler, böyle lacivert pıtırcık haller filan. Bütün bunlara bozuluyorsanız o zaman bu düzeni değiştirmeniz lazım. Ama biraz geçti borun pazarı. Şimdi bu düzene direnmek zamanı. Daha değiştirmek ne kelime? Onu becerir miyiz, beceremez miyiz? Onu Allah bilir. Ama direnmeyi ancak ulus devletler gerçekleştiriyor. Ulus devletlerin yanında bulunmak, yanında durmak, onların direncini kuvvetlendirmek zorundayız. Eğer bütün bunlardan tekrar gündelik politikaya geleceksek. Ama
mesele çok ağır. Biz hala nelerle uğraşıyoruz? Ben en çok ona kızıyorum. Aslında mesela haklı olarak birçok haklı şeyden söz ettik bu programda, değil mi, şu saate kadar. Ama aslında keşke bunlardan söz etmeseydik. Çünkü esas mesele bu. Evet. Ulus devletlerden başka elimizde sıradan insanı koruyacak hiçbir şey yok arkadaş. Evet. Bu yeni plan karşısında. Bu maskeyi de yarın öbür gün takacağız. Böceği de yiyeceğiz herhalde. Gidişat o. Yapmayalım ama böyle giderse olacak. Bak mesela arkadaşlarımız sağ olsun ya, aklı başında sandığım insanlar Twitter'da falan görüyorum. Yani akademisyenler falan da var. Şu pıtırcık hal var ya çok tehlikeli. Çünkü gerçeği görmeni önlüyor. Kanada ihtiyacı olan aşının 6 misli fazlasını almış. Ne adaletsiz dünya, ne hırs, ne ya bir devlet. Ya mesela 6 misli, hani 2 mislini alırsın da bunun adı hırs olur. Kapitalist hırs olur. 6 mislini aldın da kapitalist hırs olur mu? Bir ya arkadaş bir düşünsene ya. Bir 2 dakika dur düşün. Acaba neden de sakın devlet, Kanada devleti bir şeyi biliyor da o aşıları o yüzden stokluyor olmasın? Ya nasıl düşünmüyorsun? Ben bunları anlamıyorum. Böyle Twitter'da var. Akademisyen şu bu bilmem ne, bunları böyle bir de çok güzel oluyor. Herkes birbirini onaylıyor. Ay çok haklısın, ne kadar kötü bir şey bu kapitalist. Bunların hepsi iki aşıdan sonra kapitalist hırslarına geri dönecekler. Ama birbirlerini çok destekliyorlar. Ya mesela Kanada aslında daha çok aşılamalar yapacağımızı biliyor da o yüzden aşı bağlantılarını yaptıysa, ya okumuş insansın, şu kadarcık bir soru sor. Yanlış olabilir ama bunu sor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte ya, olay bu. Aynı benzer bir soruyu şeye sormak gerekiyor. Gene Çin'e geleceğim. Çin neden 10 yıldır Afrika'da sürekli tarım arazi üzerine yatırım yapıyor? Ama şimdi Türkiye yaptı aynısını. Bir gazetenin yazarı yıllardır onu yazar. İşte o yüzden ulus devletlerin direnmesi. Türkiye'de yaptı bunu. Yani Türkiye'de yaptı bu. Önemli bir şey bu. Türkiye'de bunun farkında. Ya iyi ki yapıyoruz işte. İyi ki yapıyoruz. Mesele o. Ama birileri çıkıyor, bir gazetenin yazarı yıllardır bunu işte saman ithal ediyoruz, gidiyoruz Afrikalılara tarım alanı kiralayıp. Hiç düşünmüyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Çin 2 aşı üretti Covid'e karşı. Bu 2 aşıdan sadece 1,5 milyon doz kullandı. Tuhaf değil mi ya? Tuhaf değil mi? Ya bir kez de durun. O Twitter'da sabah akşam yazan arkadaşlar her şeyi biliyorlar. Covid konusunda ağzını açsan susturuyorlar. Bir sorun ne oluyor ya? Hani orada çıkmıştı bu Covid? Niye 1,5 milyon doz? Niye dünyaya? Türkiye'ye bile 10 milyon doza yakın aşı gönderdiler. Kendileri 1,5 milyon. Bir tuhaflık yok mu? Ya sadece şunu demeni istiyorum arkadaş senden. Tuhaf. Bunu da yeter. Bu çünkü bir başlangıç. Yetmiyor. Ayrıntı haberleri okumadıkları için şundan da haberdar değiller. Ama müthiş iddialı sözler söylüyorlar. BioNTech'i Batı'nın şeyi aşısı diyorlar. Evet, genel olarak Pfizer, BioNTech aşısı Batı'nın aşısı. Ama Çin onu da aldı. Çin bağlantı kurdu. Çin'in BioNTech aşısı da olacak. Ortak oldu değil mi Barış? Evet. Haberleşmiştik seninle. Artık bir de üretecekler. Kim için üretecekler? Bir de bunu sor. Başkalarına satacaklar ya. Burada noktalayacağız. Noktalayalım zaten, artık daha ne söyleyeyim? Biraz daha vaktimiz olsaydı gerçi konuşulurdu bu meseleler biraz daha ama tabii 3 saat. Daha bu meseleleri çok konuşacağız. Daha dur. Mart'tan sonra iklim mücadelesini konuşacağız. Öyle zannedildiği gibi sıfır attık. Bıdı pıtırcık bir mesele değil bu. Diyelim. Çok teşekkür ederim sizlere. Oğuzhan Bilgin, Barış Artemaş, Mutlu Boğulu. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz tekrar ve iyi geceler diliyoruz.